Bu arada kayıt sizde arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben hani o kısmına müdahale edemiyorum. Evet, böyle de full ekran verdik mi? Tamam, şu anda görüyorsunuz değil mi ekranı? Ara ara soracağım çünkü neden, kendi kişisel hesabıma da gideceğim görmeniz açısından. Dolayısıyla etkili geçsin diye. Ekran geliyor, gelmediği zaman lütfen uyarın. Anlık sorularda uyarın. Hoş geldiniz tekrar öncelikle. Böyle bir daveti sevgili Mehmet'ten gelmişti ilk, yanlış hatırlamıyorsam, LinkedIn üzerinden. Aran, yani sizle tanışma imkanı sağladığı için de kendisine teşekkür ederim. Vizelerinizin de güzel geçmesini dilerim. Şimdi bu tarz eğitimlerde öncelikle iyi haber şu, buna yakın fazla eğitim verdiğim için, insanların odak noktası ve odağının bir noktadan sonra kaçtığını bildiğim için göreceğiniz her şey, size aktarmaya çalışacağım her şeyi hikayeleştireceğim. Bu da dolayısıyla sizin umuyorum ki keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Dolayısıyla motomot bir eğitim gibi düşünmeyin. Aslında birçok şeyin mantığını da görmeniz açısından sürükleyici olmalı. Olmazsa ben başarısız olarak kendimi görürüm. Dolayısıyla eğer bir saat, bir buçuk saatin sonunda eğer buradan ya ne kadar hızlı geçti bu zaman diye kendi kendinize söylerseniz, ben aslında kendi açımdan başarılı olmuşum gibi dururum. Şimdi bu tarz eğitimlerde, gelecekte yapacağınız şeylerde de tavsiyem her zaman şudur ki, kendinizi kişisel tanıtımlardan önce insanları meraklandıracak mevzuların içine sokmayla alakalı ve onları da farklı noktalarla geliştirecek hikayelerle başlamanızı tavsiye ederim. Yoksa klasikte şunu rahatlıkla yapabilirdik. Merhaba, benim ismim Cenk. İstanbul'da Bakırköy'de yaşıyorum falan. Ama bunu bir isterseniz bir tık sonraya bırakalım. Ve hoşunuza gidebilecek 3 tane farklı bir olay örgüsüyle başlayalım. Şimdi Jack Dorsey'nin biliyorsunuz 2006 yılında attığı bu ilk tweet, aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları tarafından da yazılı olarak elimizdeki ilk kaynak olması açısından önemli.
Bunun birkaç mesajı var. Yani birkaç noktada bize farkındalık veriyor. Birincisi, LinkedIn bundan 2 yıl önce daha vardı. Yani aslında bugün içeriğini yapacağımız LinkedIn'in bize ilk mesajı bu. İkinci mesajı zaten network ve network kurmanın günümüz dünyasında artık ne kadar kolaylaştığıyla ilgili mesaj olacak. Sonrasında da zaten ajandayı göreceksiniz. Ama eğer yaklaşık bir 100-120 yıl önceye gitseydik, Samuel Morse'un da ilk aslında bugün tweet olarak bunu adlandıracaksak, bunu sosyal medyanın ilk iletişim araçlarının, daha doğrusu kitle iletişim, yani bugün çevrenizde kullandığınız bütün kitle iletişim araçlarının babası olan telgrafın da bulucu, yani bulan evet Samuel Morse ama etkilendikleri de var. Hatta hikayenin bir ayağı Osmanlı'da da geçiyor aslında, öyle de söyleyeyim size. Onu siz araştırıp buluyor olun. Samuel Morse'un attığı ilk tweet diyorum, ilk telgraf mesajı bu. Bu aslında İncil'den bir alıntı bu arada, bilginiz olsun. 23. pasajdan bir alıntı bu. Bak Tanrı ne yarattı yazıyor ekranda. Yani bugün eğer Samuel Morse hayatta olsaydı onun da tweet'i böyle olacaktı baktığımızda. Ama onun o tarihe kazıdığı ilk mesaj, bulur bulmaz attığı bu. Şimdi o dönemin operatörleri bu telgrafı kullanırken bazı şeyleri biliyoruz. Neleri yapıyorlar? Bir, kısaltmalar kullanıyorlar. Yani OMG var. Sizce bu OMG ne olabilir? Bunu bildiğinizi düşünüyorum çünkü. Tabii. Kesinlikle. Peki GM ne olabilir? Aynen. Peki şimdi zora doğru geldik. SFD ne olabilir? İşte burada genelde burada kalın. Sorun değil. Yani şimdi tabii 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Bildiğimiz kısaltmalar kullanıyorlar. Bildiğimiz bir şey daha var. Aralarında romantik bir ilişki yaşamıyor kimse telgrafın uçlarında. Yani böyle bir sosyal duygusal yakınlaşmalar yok. Stop for dinner. Akşam yemeği için uğra. O kısaltılma. Yani demek ki o dönemin popüler jargonlarından biriymiş ama kısaltma hep var. Yani bugün de var, o zaman da var. Kimisini biliyoruz, kimisini bilmiyoruz. Şimdi bundan etkilenen, yani aslında 1920'li yıllarda insanların, birbirlerini tanımayan insanların aralarda başka başka insanlar araya koyarak birbirlerine ulaşabilecekleriyle ilgili bir öngörü var. Ama bu öngörüyü hayata bir deney ortamında geçiren ilk kişi solda gördüğünüz Stanley Milgram. Stanley Milgram'ın çok fazla deneyi var burada. Yani çok ilginç deneylere imza atıyor. Filmleri falan da yapıldı. Hatta Experiment diye bir dizi vardı. Şey film vardı. Bu adamın oradaki deneyinden ilham alındı falan. Ama bu gördüğünüz deney aslında sosyal medyaya ilham veren deneydir tarihteki. Bunun adı da 6 derece ayrılık ilkesi. Kendi adıyla aslında Small World Experiment diye geçer. Küçük dünya deneyi. Yani Stanley Milgram diyor ki Amerika kıtasının iki farklı bölgesinde birbirini tanımayan insanlar aslında arada belli başlı kişiler aracılığıyla birbirlerine ulaşabilirler. Ama problem ne biliyor musunuz? O kişiler kim? Biz o kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz işte o dönem. Deneyin yapıldığı tarih 1960'lar. Ve Stanley Milgram 296 tane kişiye, belirlediği adresteki kişiye bir şey gönderiyor. Kartpostal gönderiyor mektubun içine. Ve kartpostalda şu yazıyor. Bunu diyor aşağıda yazan New York'taki adrese gönder. Yani New York şimdi doğu tarafı. Bunun batı tarafında birilerine göndermiş. Yani iki uçta yani kıta çok büyük biliyorsunuz zaten. İki uçta birbirlerini tanıyacağını düşünmedikleri insanlara bunu gönderiyor. Kişiler gerçek. Bu 296 kişi bunu alınca bir bakıyor 296 tane farklı insanın ismi var orada. Ve notta şu yazıyor kartta. Bu kişiyi tanıyorsan bu kartpostalı direkt adresine gönder. Bu kişiyi tanımıyorsan tanıdığını düşünen bir insana içine bir kartpostal daha ilave ederek gönder. Ve bu 296 kart toplamda 296 farklı insan tarafından yaklaşık 60 günlük bir süre içerisinde doğru sahiplerine 64 farklı kişi olarak ulaştırılıyor. 232 tane kartpostala, yani mektubun başına ne geldiğini bilmiyoruz yolda ama 64 tane adrese ulaşmayı başarıyor bu kartpostallar. Kartları bir açıyorlar, içlerinden 6 tane kartpostal çıkıyor her kart. Yani insanlar birbirlerini tanıdıklarını, yani o kişi de o finaldeki gideceği adresteki tanıdığını düşündüğü bir kişi aracılığıyla, o 6 farklı kişi aracılığıyla bu kartpostalı ulaştırmış. İşte bu aslında bu network, bu ağ dediğimiz olayın dünya çapındaki ilk çıkış noktası. Şimdi şanslı olduğumuz taraf ne?
artık insanlar birbirlerine bu kartpostallardaki ya ben bunu tanıyorsam bu kişi onu tanıyordur diyerek yapmıyor LinkedIn sayesinde. Çünkü LinkedIn size artık baktığınızda o kişiye ulaşmayla alakalı aradaki doğru kişileri de gösteriyor. Ama 60'larda garibim Stanley Milgram'ın böyle bir şeyi yoktu. 90'lara geldiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Kevin Bacon vardır, Hollywood starı. İşte bu deneyden etkileniyor. Sinema izleyenler bilir film şeyleri. IMDb diye International Movie Database diye bir web sitesi vardır. Bu 90'larda kurulmuş popüler bir web sitesi. Şimdi tabii iş modeli başka bir noktaya evrildi ama Kevin Bacon ne yapıyor? Kevin Bacon diyor ki bu database'e yani International Movie Database'in içinde bir şekilde girmiş olan aktör veya aktrisleri birbirleriyle diyor acaba kaç Bacon adımlı birbirlerine bir yaklaşsınlar bunlar diyor. Şimdi ne demek istedim? Şimdi anlatırken bazen güzel anlatamayabiliyorum ama görselde şimdi daha net göreceksiniz. Şimdi size bakın The Oracle of Bacon geldi mi? Görüyor musunuz ekranımda? Şimdi bu adam zaten 90'larda kurmuş web sitesinin altyapısı bile tam o yıllara dikkat ederseniz şey yapıyor, çağrıştırıyor. Yani kullanıcı dostu olmayan bir garip bir arayüz. Şimdi mesela biz buraya Cem Yılmaz yazalım. Cem Yılmaz IMDb'ye kayıtlı bir aktör. Ve buraya da atıyorum şimdi ne Mel Gibson. Yani Cem Yılmaz Mel Gibson'la bir şekilde tanışmak istese idi 90'larda. Ve bir projede bir araya gelmek istese idi. Nasıl ulaşacaktığının yanıtını Kevin Bacon aynen şöyle çıkartmış. Bakın üstte Mel Gibson, altta Cem Yılmaz. Mel Gibson, Tequila Sunrise filminde Kurt Russell'la beraber oynamış. Kurt Russell da Once Upon a Time in Hollywood'da Damon Herman'la oynamış. Damon Herman da The Water Diviner'da Cem Yılmaz'la beraber oynamış. Yani bakın aradaki iki kişi. Bacon adımı işte bu. İşte bu network'ün aslında Kevin Bacon tarafından atıfta bulunulduğu ama işte bu Movie Database'e kayıtlılar üzerinden yani sizin kendi isminizle burada bulamazsınız. Yani oraya kayıtlı olması gerekiyor. Yani bu insanlar birbirlerine Kurt Russell ve Damon Harrison aracılığıyla rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ama bu tekrar söylüyorum 90'ları bağlayıcı bir şeydi. Bugün artık günümüzde baktığınız zaman bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü niye? Bu tarz kitle iletişim veya sosyal medya araçlarını eğer doğru ve etkili kullandığınızda da zaten artık aradaki Bacon sayısını saymanıza gerek yok. Çok net bir şekilde o kişiye adrese direkt bodozlamadan da gidebiliyorsunuz. Ya da o adımları takip ederek arkadaşınızın vasıtasıyla da ulaşabiliyorsunuz. Yani dünyanın geldiği nokta açısından bunlar önemli. Şimdi kendimi size tanıtabilirim. Benim ismim Cenk Caner. Farklı kısımlarda aslında çalışmalarım var. Şu anda size yaptığım bu kısım yani bu eğitim tarafı benim hayatımdaki ticari modellemesi olmayan üniversiteler tarafında yaptığım bir aktivite olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 2 yıldan beri bunu aralıksız yapıyorum. Bunda herhangi bir şeyim yok. Ama hayatımı idame ettirdiğim taraf otellerde CRM stratejisti dediğimiz bir Hotek yazılım firmasında bir nevi otellerin ellerindeki veriyi, ellerindeki datayı daha iyi kullanabilmeleri için onlara bir yol haritası çiziyorum. Bu benim gelir sağladığım taraf. Bir de 2 farklı üniversitede öğretim görevliliği yapıyorum İstanbul'da. Kültür Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi'nin içinde bir Fransız okulu. İkisinde de farklı farklı dersler veriyorum. Turizm dersleri tabii. Yoksa yazılımcı değil aslında. Bana farklı alanlarda farklı kanallardan ulaşabilirsiniz. Yani Instagram var, evet orada. YouTube'da kanalımı çok aktif kullanmıyorum. Ama aslında aktif içerik ürettiğim taraf LinkedIn'dir. Dolayısıyla LinkedIn'i kullanmayla alakalı bugün evet size ipuçları vereceğim ama burada herkes kendi stratejisini aslında kendi çiziyor olacak. Dolayısıyla istediğiniz soruyu genişlikte sorabilirsiniz. Tabii bir de ilgi alanım vardır ki o da hobim olan sinemanın ta kendisidir. 79 doğumluyum. 85 yılı benim hayatımda seyrettiğim ilk filmdir. Önemlidir çünkü sinema tutkumun başladığı yıldır. 96 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başladığım yıl. 2000'ler Amerika'ya da çalışma hayatımın başladı. 3 yıllık çalışma hayatımın sonrasında da 2017 yılına kadar da aktif olarak İstanbul'da ve yurt dışında farklı otel markalarında aslında çalışmış, yöneticilik yapmış birisiyim. 2008 yılında kendi çapımda mütevazi bir şekilde geliştirdiğim bir yazılım demeyeceğim de Excel'de makrolarla mikrolarla yarattığım bir
program vardı. Program yani dediğim gibi yani program denmez ona ama yarışmalara katılıp ilk üçe falan girmişti. Bir otelin bir misafir ilişkileri departmanının aslında idaresiyle alakalıydı. İşte o olay beni 2017'deki Hotek'le tanıştırdı. Hotek'le de 2021'in Mayıs ayına kadar çok güzel bir işbirliğimiz gitti. Ta ki Mayıs ayına kadardı. Mayıs ayının sonu itibariyle de yani 1 Haziran itibariyle de bambaşka bir kariyer yolculuğu başlıyor olacak. Hotek'teki yolculuğum yani yazılım firmasındaki yolculuğum danışman tarafında devam ediyor olacak. Onlara ben LinkedIn'de aslında içerikler yaratıyorum. Şimdi bugün size göstereceğim ve anlatacağım her şeyin buradaki moderatörlere günün sonunda göndereceğimi bil. Yani bu sonuçta sizin için hazırlandı. Dolayısıyla bu PDF kaynaklarını veya referans olarak aldığım PDF kaynaklarını da göndereceğim. Sizin gibi yetkin gençlerin okuyacağını ve faydalanacağını şahsen düşünüyorum. Bugünkü ajandada rakamlarla başlıyoruz. Sonra yapıp yapma yani tavsiye niteliğinde LinkedIn'de neyi yapıp neyi yapmamanızla alakalı bir projeksiyon çizeceğim. Genel tavsiyelerden sonra profil yaratmak ve örnek senaryoda kendi senaryom üzerinden ve özellikle içlerinizden birisi ya benim de profilime bakar mısın dediği noktada rahatlıkla açar, ekrana da veririz, hiç problem değil. Özellikle profil yaratmaya geldiğimizde kendi profillerinizi de eğer imkanınız varsa açmanızı ve ben ekranda anlatırken siz de yapabiliyorsanız o sıra agresif bir şekilde kendi içinizdeki değişiklikleri yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Buraya kadar bir sorunuz var mıydı? Her şey yolunda mı? Seste bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Şöyle ben de. Tamam. Pekala. Şimdi isterseniz rakamlarla başlayalım. Bugün dediğim gibi size göndereceğim dosyalardan bir tanesi bu. Dünyada her çeyrekte sağ alt köşede gördüğünüz Hootsuite VR Social'la anlaşmalı olarak çok güzel bir karne yayınlıyor. Yaklaşık 120 sayfalık bir dijital medya raporu. Bu dijital medya raporunun içinde sosyal medya karnesi de var ülkelerin. Ama dünyanın genelinin karnesi de var. Yani Facebook özelinde kimin ne kadar tükettiği, neler tükettiği ya da dijital tarafta kimlerin ne yaptığı ile alakalı. Dolayısıyla onları göndereceğim ama o rapora göre şu andaki aktif nüfusun yani 7.8 milyarlık nüfusun 5.20 milyarının interneti mobil üzerinden kullandığını, 4.6 milyarın da aktif olarak interneti desktop masaüstü cihazlar üzerinden kullandığını rahatlıkla görüntüleyebiliriz. Tabii mobil niye önemli? Sizler developer ekiplerisiniz. Ben de developer ekiplerimize çok fazla zaman geçiriyorum aslında. Bizde bir tabir vardır. Bir şeyi yaratırken önce mobil yaratılır. Özellikle son 3 yılın en popüler terimidir yazılım dünyasında. Bunu da özellikle size söylemek istiyorum. LinkedIn tarafında karneye baktığımız zaman şu anda aktif kullanıcı sayısı 720 milyon. Çok artıyor bu. Yani ben geçen Mart ayında bunu verdiğimde bu eğitimi bu 500 milyon tarafındaydı. Yani baya baya artıyor. Türkiye hele 1,5 milyon 1,5 milyon artıyor. Yani çok ilginç bir şekilde gidiyor Türkiye tarafı. Bakın bu dünyadaki en çok kullanan ülkelerin sıralaması. Özellikle sol tarafa baktığınızda Türkiye'de bir kariyer düşünmek istemeyen arkadaşların ki gayet olabilir bu belli dönem tavsiye de ederim. Ülkelere baktığınızda demek ki artık mesela Amerika ile işbirliği yapacağınız noktada artık CV'ye ihtiyacınız yok. Ülkenin %50'sinden fazlası LinkedIn kullanıyor dikkat ederseniz. Hakeza Hindistan, Çin, Brezilya böyle alt alta gidiyor. Türkiye sağda 14. sırada. 9,5 milyon ama şöyle bu 2020 Ekim raporu. Bunun Şubat'ı da çıkmıştı. Onu indirdim mi hatırlamıyorum ama ya orada 11 milyon Türkiye bilginiz olsun. Yani son verilerde Türkiye'deki kullanıcı, LinkedIn kullanıcı sayısı 11 milyona geldi. 3 ay çıktığı için yeni versiyonda geldi bu raporun da. Şu anda size ben bunu koymuşum. Biraz daha bu rakamların içine inelim isterseniz. Yani bu rakamların da kendi içinde yarattığı bir potansiyel var aslında. Şimdi bu aktif 720 milyon kullanıcının 30 milyonu da aktif şirket hesabı olduğunu görüyoruz. Yani bugün kullanıcı, bireysel kullanıcılar kadar aynı zamanda LinkedIn'i şirket hesabı olarak da açıldığını görüyoruz. Bunlar yine kişilerin kendi hesaplarına tanımlanıyor. Yani ben Hotek'in firma hesabını yönettiğim için onun için ayrıca bir hesap açılmıyor. Yani hesap açılıyor da hesap bana tanımlanıyor ve ben onun moderasyonunu yapıyorum gibi oluyorum. Yani dolayısıyla yarın öbür gün content yaratmayla alakalı bir idealinizin olduğu noktada özellikle LinkedIn'in bu konuda en pahalı
işçilik yeri olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü B2B tarafında, business to business dediğimiz tarafta en popüler yer LinkedIn bugün. Şimdi bir diğer önemli kısımsa %52'lik bir in-mail açılma oranı. Şimdi bu ne demek? In-mail demek LinkedIn'in özellikle premium hesaplara verdiği, kimi zaman size de atadığı, sınırlı sayıda atadığı ama hep böyle değişkenlik gösterdiği özel mesaj gönderme olanı. Yani bir nevi DM diyebiliriz biz buna, değil mi? Şimdi ama ağınızda olmayanlardan bahsediyorum özellikle. Yani şimdi mesela örnek veriyorum size. Google'la kalktığınız Silikon Vadisi'nde sizin muadilinizde ama ağınızda olmayan birisine mesaj göndermek istiyorsunuz. İşte bu DM, yani bu in-mail oluyor. Şimdi bunun açılma oranı %52. Bu ne demek? Bugün Türkiye'de veya dünyada cold emailing dediğimiz pazarlamada e-mailleri, yani reklam amaçlı gönderilerin e-mail açılma oranı %11'lerin altına düşmüş durumda. Yani hepimiz siliyoruz yani bunları açmadan. Dolayısıyla reklam e-maillerinden bahsediyorum ama burada gönderilen mesajların açılma oranı %52. Şirketler bunu reklam olarak da kullanıyor çünkü. Ama birey olarak bizim şunu düşünmemiz lazım. Demek ki bizim atacağımız taşın karşı tarafta ürkütme oranı %50. Ha, o zaman kaygı ne olmalı burada? Kaygı o mesaja ne yazacağımız olmalı. O yüzden hani bir destandan ziyade kısa, etkili ve dikkat çekici. Bunu her zaman hayatınızda bir tavsiye olarak düşünmeyin ama hani şöyle düşünün, YouTube açıyorsunuz, bir içerik seyredeceksiniz. Bir reklam çıkıyor, reklamın geçmesi için 4 saniyelik sağ alt tarafta bir süre var, değil mi? Genelde 4 saniye sonra biz reklama atlatıp tıklıyoruz, değil mi? Ama markalar ne yapıyor? Ya 4 saniyeden daha fazla seyretmemiz için o 4 saniyeye muazzam bir şey sıkıştırmaya çalışıyor dikkatimizi dağıtmak için, değil mi? İşte hep böyle düşünün. Yani iki cümle kuracaksanız, bu iki cümle, yani kime gönderiyorsanız bunu, insan kaynakları çalışanına da gönderiyor olabilirsiniz. Sizin için çok önemli bir dönüm noktası birisine de gönderiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla dikkat çekmeli. Yani dikkat çekmenin de karşılığı işe alınmak değil bu arada. O dikkat çekmenin karşılığı artık bir görüşmenin sağlanması. Ama iş, ama potansiyel başka bir görüşme. Dolayısıyla bunları hep düşün. Bunlar çok ama çok önemli. Bu bitmez bu yolculuk. Yani o dikkat çekme olayı çok ama çok farklı. Çünkü bunu hep şöyle örneklerim insanların hoşuna gitmesi açısından. Şimdi mesela 80'lerde çok popüler bir şarkı var. Big in Japan, Alpha 1'inin. Şimdi siz bunun extended version'ına baktığınızda 40 saniyelik bir introsu var bu şarkının. Yani intro o müzik klavyelerin, yaylıların olduğu taraf. İşte synthesizer'ların kullanıldığı ama 40 saniye. 40 saniye sonra solist gidiyor şarkıyı söylemeye başlıyor. Outro dediğimiz bitiş tarafı da 35 saniye. Bugün Spotify verilerine göre bu süre 4 saniyeye düştü. Yani 4 saniye diye intro oluyor, çat solist başlıyor şarkıya. Bırakın şarkı süreleri de kısaldı. 2-2,5 dakikaya geldi. Niye? İşte bu sabır, işte bu insanların artık hiçbir şeye böyle o atlat, sürükle bırak, tek parmağıyla beğenmediğini böyle uzaya gönder mantığı var ya. İşte bu her yerde var yani. Dikkati çekmek için daha ilk anda hani Christopher Nolan'ın o Dark Knight'ı nasıl başladı? Joker'le tanışmak için helikopter drone çekimiyle plazanın içine geldi ve bir şey cam patladı ve soygun sahnesiyle başladı. Niye? Niye böyle bir yavaşlıkla başlamıyor? Çünkü bir an evvel avucunun içine almak istiyor. İşte her zaman böyle düşünmek lazım. Birey olarak da karşı tarafa yaklaşırken de iki cümleyle ben bu adamın nasıl dikkatini çekebilirim? Bu in-mail %50 açılma oranı bile bize aslında bu bağlamda farkındalık veriyor. Şimdi 9,5 milyon demiştim ama 11 milyon. Şimdi bu 11 milyonun %80'inde şöyle bir durum var. Profili açıyor. Gün içinde giriyor, bakıyor, like atıyor atmıyor, okey hiç problem değil. Ama pek bir değer üretmiyor, pek bir şey içeriye yazmıyor. Ondan sonra sadece pozisyon veya bir işe başladığında ya da bir projeye danışmanlık verdiğinde ya da staj olarak bir yere geldiğinde kendisini güncelliyor. İşte bu pasif kullanıcı oluyor. Ve LinkedIn'in algoritması da özellikle Microsoft'a satın aldıktan sonra bireylerin içeride aktif olarak rol oynayarak özellikle değer yaratmayla ilgili bir şey yaptığında algoritmada ister istemez kişinin paylaşımlarını destekliyor ve üstsel büyüme dediğimiz derslerde de anlatılan, sizlere de söylenmiştir. Covid'de de en çok söylenilendi bu. Exponential growth, yani dokunduğunda bir başkasını etkiliyor, o onun ağındaki kişiye gösteriyor. Böyle böyle gidiyor yani, bunun üstsel büyüme bunun adına deniyor. Dolayısıyla LinkedIn bunu destekliyor ama bireylerden bir beklentisi oluyor.
manipüle edemediğiniz bir platform olduğu için, yani şimdi mesela Instagram'da 200 TL'de verince takipçi satın alıyorsunuz da burada böyle bir durum yok. En azından benim halen karşılaştığım öyle bir durum yok. Like da satın alamıyorsunuz. Dolayısıyla içerideki herkes gerçek. Hesap kapandığı zaman zaten yandınız yani, öyle söyleyeyim. Şu anlamda hani rahatsız etmeyle alakalı, işte geçen haftanın popüler konu başlıklarındandı bu mecralarda. Hadi e-mailinizi değiştireyim de yeni koyayım falan, resminizi falan tanıdığı anda açtırtmıyor hesabı. Yani o yüzden çok ciddi bakıyor her şeye. Ve bu da işte diğer sosyal medyanın diğer alanlardaki oradaki laçkalıkları demeyeyim ama hani bazı alanda insanın olduğu yerde manipülasyon da vardır ya. Bu manipülasyonlar burada minimal derecede. Yani like alamayacağınızı söyleyebilirim yani en azından. Like atanların hepsi gerçek. Hepsinin CV'si orada real bir şekilde duruyor. Bu da tabii haliyle markaların da dikkatini çekiyor. Niye? LinkedIn bugün pazarlamada en pahalı marka aracı. Çünkü elindeki datayı şöyle kullanma imkanı veriyor. Şimdi biz yazılım firmasıyız, Hotek. Hotek'in bir ürünü çıktı diye. Örnek veriyorum. Bir anket modülü. Hepimiz biliriz anket. Ve ben bunu sadece Almanya'daki otelci ama karar verecek kim? Genel müdürlerin karşısına çıkartmak istiyorum. Bunu çıkarıyor direkt. Hani niye? Çünkü biz oraya lokasyonu tanımlıyoruz. Sektörü tanımlıyoruz. Pozisyonu tanımlıyoruz. İşte gerilla pazarlamasına bakar mısınız? Şimdi mesela Facebook ne diyor? 20 ile 30 yaş arasında kadınların işte bilmem neyin şu bölgedekini karşısına çıkaracağım. Ama o 20 ile 30'un hani şeyin biz title'ını, ünvanını, titresinin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Burada böyle bir yönlendirme mekanizması var. Şimdi bunu böyle bir gücü elinde tutan da reklamı da ister istemez fazlasıyla elinde tutuyor. Yani reklam gücünü, öyle söyleyeyim size. Şimdi ekranda gördüğünüz popüler sosyal medya araçları değil mi? Şimdi bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntımız şu. Şimdi dünya hiç olmadığı kadar rekabetçi bir hale geldi her anlamda. Yani öğrenciler anlamında da öyle, çalışanlar anlamında da öyle. Yani 10 yaşındaki bir çocuk için de bu böyle. Şimdi dolayısıyla bu böyle olduğu noktada, markalar için olduğu noktada bireyler için zaten iyice o noktaya gidiyor. Bazen karmaşa yaşayabiliyoruz. O karmaşa da şu. Şimdi mesela örnek veriyorum size. Bir mangal başındaki resmimize, oruçlu arkadaşlar kusura bakmasın. Şimdi LinkedIn'e atıyoruz. Hatta teknik olarak atabiliyorsunuz. Böyle bir özgürlüğünüz var. Ama doğrusu mu bu? Ya doğrusu mu değil yani. Oradaki zümre bunu beklemiyor. Peki o zaman ne? Onun yeri var. Yani Facebook zaten çok net bir şekilde modellemesi de bunun üzerine kurulu. Ya da atıyorum mutluluk bir anınız var. Özel kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız. Instagram zaten çok da güzel yakışıyor. Peki siyasi? Yani herkesin farklı görüşü olabilir. Takım, işte dün akşamki maç. Bununla alakalı bir mesajınızı iletmek istiyorsunuz yani dünyaya. Twitter bunun için var orada. Çünkü biz bunları karıştırıyoruz yani. Hani her birindeki stratejimizi buna göre öngörmüyoruz kimi zaman. İşte LinkedIn'de ne yazık ki bundan karşılığını alıyor. Yani hani o yasak mı? Yasak değil. Ama buradaki kitle sizin buradaki kendi isim kalitenize göre yatırım yapacağınız bir alan olarak gördüğümüzde size bir developer olarak bakan bir kişi sayfanıza girdiği anda siyasi bir mesaj görüyor. Ya da agresif bir şey görüyor. Ya da özel bir resminizi görüyor. Yani ne gereği var? Onun yeri var zaten. Ne gereği var? Ya da İşte hiç olmasını istemediğimiz yine erkekler diyelim de biz burada. Erkeklerin bitik tükenmek bilmeyen çapkınlık hikayeleri. Onun yeri de işte sağda Tinder. Yani hepsi var. Ama sıkıntı LinkedIn'in burada tam olarak anlaşılamıyor olabilmesi. Sistem eğer belli bir sayının üzerinde tacizle alakalı zaten raporlamayı aldığı zaman karşı tarafın hesabını direkt olarak kapatıyor yani. Onu da size özellikle söylemek isterim. Şimdi yapmalarla isterseniz devam edelim. Yani özellikle yapmamanızı tavsiye ettiğim taraf. Birincisi taciz. Yani klasik olacak ama bunu söylemek zorundayım. Yani buradaki taciz bir de çok sinsi bir taciz. Yani şundan dolayı şimdi adam şirketteki pozisyonu yani makam masasında oturmuş mesajı oradan atıyor karşı tarafa. Yani resmen bak ben güçlüyüm mesajı veriyor. İşte bu çok sinsi bir hareket. Tabii bunun bu boyutu var. Yani hani selamlar melamlarla başlayıp giden. Bir de diğer boyutu var ki bu mesajla muhatap olan kişinin bunu alıp kendi sayfasında ifşa etme modellemesi. İki tarafı da tavsiye etmiyorum. Çünkü tekrar söylüyorum yani bir şey yapmamanız anlamına gelmiyor bu. Bunu yapın. Savaşınızı verin. Bunda bir sıkıntı yok da. Bu ifşa modellemesi bu platform için güzel durmuyor. Onu size söyleyebilirim.
Bunu başka yerlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Dolayısıyla iki türlü tacizin olduğunu söyleyebilirim. İkincisi özel hayat. Şimdi özel hayattaki kastımız şu. Biraz önceki mangal örneğinden başlayalım. Evet, o mangal örneği doğru bir örnek. Onun haricinde mesela şöyle bir özel hayat da var ama farklı bakın bu. Bir toplumda fayda yaratacak bir projeye yarattınız diyelim. Yani bizim bugünkü eğitimimizden bahsetmiyorum, bu bir eğitim ama bu öğrenci grubu kalkıp bir kimsesiz çocuklar yurduna gidip o çocukları ziyaret etti ve topluma bir farkındalık yaratıp kendi oluşumunuzdan bahsederek onlara bir şey çaktınız böyle. İşte bu tam olarak olması gereken harika bir paylaşım. Özel hayat gibi duruyor ama halbuki altında çok güzel hikayeler barındırıyor. Özel hayattan kastım biraz önce söylediğim bir doğum gününüz vardır. LinkedIn'de yeri yok. Şirket içi doğum günü diyelim biz buna. Yine tam olarak durmuyor. Yani yine Facebook ve Instagram o iş için çok güzel. Çünkü hani şirkette geçiyor anlıyorum. Tamam harika. Ama gene tam durmuyor yani. Hani yapabilirsiniz ama güzel durmadığını söyleyebilirim. Siyasi duruş evet biraz önce söyledim ama bunu aynı zamanda bir nevi spor olarak da yani sporu da tenis olarak, Formula 1 olarak değil. Türkiye'de biliyorsunuz futbol bu noktada agresiflik yaratıyor. Satış tarafındaki arkadaşlarımıza da hep söylüyoruz yani. Ama Fenerbahçeli olduğunu Galatasaray'da bir müşteriye söyleme yani. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Gerek yok yani Türkiye'de çünkü bu takım yani futbol olgusu hakikaten fanatiklik. Ama hiç Federerciler, Nadalcılar birbirleriyle kavga etmiyorlar yani. Hani dolayısıyla futbol olarak onu düşünün. Siyasi duruş da siyasi duruş. Yani hani tekrar söylüyorum herkesin fikri, görüşleri elbette farklı olacak. Ama bunu da agresif olarak da sergileyeceğiniz yer ve hoş da durduğu yer Twitter yani. Gerçekten de güzel duruyor yani. Burada güzel durmuyor yani. Orada yaptıklarımız o bağlamda güzel duruyor. Var mı burada ile ilgili bir sorumuz? Ben de şöyle kapatayım. Genelde burada soru oluyor da o yüzden. Tamam. Şimdi yaplarla devam edelim. Sonra da profil yaratma kısmına geçelim. Şimdi birincisi doğru profil yaratmak. Doğru profil yaratmanın da bizdeki yani daha doğrusu sistemdeki karşılığı da şu. Olabildiğince kısa sürede All Star Batch dediğimiz All Star rozetini almak. Çünkü bu beraberinde algoritmanın da sizi desteklemesini sağlıyor. Onları da göstereceğim birazdan nasıl alındığını. Bağlantı sayınızı tabii ki size fayda sağlayacak olan insanlarla 500'ün üzerine çıkartmak. Gün içinde nereden baksanız güncellemek ve zaman ayırmak birbirleriyle doğru orantılı. Nereden baksanız 30-45 dakikanızı buralarda geçirmenizi tavsiye ederim. Tabii ki kendinizi geliştireceğinizi düşündüğünüz konularla alakalı da olabilir. Çevrenizdeki arkadaşlarınızın içinde bulunduğu projelerle alakalı olabilir. Güncellemek kısmı şu. Sadece bir işe girdiğinizde oraya post değil, aynı zamanda sertifika olabilir. Yeni bir yetkinlik kazanmışsınızdır ve skills dediğimiz yetenek alanınızı güncellemek olabilir. Ya da daha önce çalıştığınız bir projedeki direktörünüzle veya proje sorumlunuzla aranız çok iyidir. Ve ona, yine biraz sonra göstereceğim, tavsiye mektubu istemek de olabilir. Yani güncellemek. Kendinize ait bir web siteniz var. Ve içine devamlı güncelliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Yeni bir gruba katılmak da güncellemektir bu arada. Etkileşimde olmak sadece like atmak değil. Tavsiye yani hoşunuza giden bir şeye beğeni atın. Bu okey bunda bir şeyimiz yok. Ki LinkedIn bu konudaki en böyle cömert olmayan mecradır onu size söyleyeyim. Yani hani like'ların havada uçuştuğu bir mecra değil burası. Bu bir şekilde insanların yaklaşımı ondan sonra insanların gerçek duruşu. Veya her çıplaklığıyla orada olmasıyla da alakalı yani dolayısıyla çünkü şimdi bir şeyi beğendiğiniz zaman sizin alanınızdaki kişilerde bak bu bunu beğendi şeklinde çıktığı için insanlar böyle şeylere de dikkat ediyorlar burada. Dolayısıyla gerçekten içine sinen bir şey olması gerekiyor insanların. O yüzden bir şey paylaşırken ya niye bu like almadı diye de üzülmeyin yani. Kimi etkileyip etkilemediğini bilemezsiniz. Hepsinden öte kendinize ve sizin kendi isminize yarattığınız bir prestij var burada. Biri gelecek buna bakacak. Ve sizinle alakalı öyle ya da böyle bir ön yargı içine girecek. Bunları unutmayın. Dolayısıyla etkileşimde olmak bu bir. İkincisi, beğendiğiniz bir ve hiç tanımadığınız bir insanın ama gerçekten içinize sinen bir paylaşımı oldu ve ağınıza bir şekilde paylaşım duvarınıza düştü. Altına yorum yazın. Kendi fikrinizi de söyleyin.
veya bunun ne kadar takdir ettiğini de belirtin. Bu hiç tanımadığınız bir insana yaklaşım metodu olur ve bedava bir metottur bu. Hiçbir şekilde taş atıp kolunuz yorulmaz ama ben önünüze gelen her şeyi yapın demiyorum. Hakikaten içinize sinen, kimi zaman duygusal olarak etkileyen olabilir bu. Kimi zaman hakikaten bir paylaşım olarak. Şimdi duygusal ne olabilir? Şimdi biraz önce derdim kimsesiz çocuklar yiyordu değil mi? Şimdi siz bunu İngilizce olarak koyduğunuzda eminim sizin bu şeyinizin, kurumunuzun yurt dışı versiyonu da kayıtsız kalmaz şöyle böyle şeylere ve birilerine etkiler bu. Ya bakın Türkiye'deki Gazi Üniversitesi'nin şey bölümü, Developer Student bölümünün çocuklar böyle bir şey yapmışlar. Biz niye yapmıyoruz da diyebilirler. Bakın bir tetikleme bu. Çok güzel, insana güzel hissettirir kendini. Bir başka değer katma yolu da sayfanızı alıp bunu paylaşmak. Çünkü çok beğenirsiniz. Beğendiğiniz şeyi sayfanıza alabilirsiniz. Bunlar metotlar. Bunlar gerçekten içinize sindiğiniz anda yapacağınız metotlar. Ve özellikle yorum tarafında hakikaten beğendiyseniz kendi fikrinizi koyarak ve kendi fikrinize de belli bir kaynak da göstererek koyarsanız prestijiniz böyle yavaş yavaş katlamaya başlar. Ve bunlar emin olun küçük küçük başlar ama 28-29'unuza geldiğinizde geriye baktığınızda çok güzel bir şey ördüğünüzü görürsünüz. Yani örnek veriyorum şimdi size. Şimdi adam mesela Almanya'da bir developer bir şey paylaştı. Bir projenin bir kapsamıyla alakalı. Bu sizin de belki öyle ya da böyle geçtiğimiz haftalarda yaptığınız bir projeye çok yakın bir proje. Ve çok da hoşunuza gitti. Yorumun altına şöyle yazdığınızda işte sevgili Mark, işte sevgili Alexander adı her neyse. Öncelikle tebrik ederim. Geçtiğimiz hafta biz de buna benzer bir çalışma yapmıştık. Aşağıdaki linke ekliyorum. Bir ara inceleyip seninle bu konuyu konuşmak ve tartışmak isterim dediğinizde yaratacağınız etkiyi sadece o kişi için değil ha. Onu okuyanlar üzerinde yaratacağınız etkiyi düşünün. Bak bedava reklam bunlar. O yüzden hep böyle bakın projelere de, hayata da, insanlara yaklaşım metoduna da. Çevrenizdekilerden bir bakmışsınız, karşınıza hayırlı cumalar mesajı çıkabilir. Bunlar olmuyor mu? Oluyor. Mangal resmi çıkabilir. Buna oluyor ya, buna yapacak bir şey yok. Yasak değil bu da. Siz kendi isim kalitenizi her zaman yatırımınızı bu mecralarda dikkatli yapmaya çalışın. Twitter'daki yaklaşım metodunuzla, Instagram'daki post kalitenizle kimse sizi yargılamaz. Ama buraya hakikaten insanlar baktığında ciddi bir profil görüyorlar. Öteki tarafta halbuki eğlenirler bile bu durumdan yani size öyle söyleyeyim. Dolayısıyla değer katmayı da bununla birleştirebilirsiniz. Evet, profil yaratmakla başlayalım isterseniz. Soru gelmediğini düşünüyorum. Soru var mı? Moderatörler her şey yolunda mı? Yine sorayım mı? Yolunda hocam. Evet, tamam. Sorusu olan varsa buyurun arkadaşlar. Tamam. Okey tamam, ben bunu niye soruyorum biliyor musunuz arada? Şimdi Merdar Kuzuloğlu'nun da başına geldi ya bu. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Soru cevap birinci bölümünde. Adam yayına bağlanır bağlanmaz dedi ki 1,5 saat boyunca dedi ben bağlı olduğumu düşünüyorum. Boşu boşuna konuşmuşum dedi. Benim de başıma şeyde geldi bu. Boğaziçi Üniversitesi'nde geldi. Ben kopmuşum. Telefonum çalıyor. Telefonu da çalarken açmamaya da özen gösteririm ha. Konuşuyorum. Bak ekranda da şu an chat ekranını görmüyorum ya. Ya bir evet. Chat ekranına döneyim dedim. Bir baktım sadece ben varım odada. Tam 40 dakika konuşmuşum. O yüzden aralarda böyle soruyorum. Kopmuş bağlantı çünkü o yüzden. Telefonu da arayalım. Yani hocam koptunuz geri gelin diye arıyor. Rezalet yani. Geçmiş olsun hocam. Evet. O yüzden soruyorum. Sorma. Gerisin geriye. Nereye döndük biliyor musun? Bak taş şuradaki şu bacon'a geri döndük. Öyle söyleyeyim. Tekrar başladım. Peki. O zaman profil resmimizle başlıyoruz. Artık siz kendi masaüstü bilgisayarlar kullanıyorsanız, kullananlar varsa kendi profillerini açabilirler. Tabii ki ekrana vermiyorsunuz. Ben vereceğim ekrana da. Şimdi profil resmi bir numara. Yani o kadar bir numara ki görüntülenme oranında %300-400'lere varıyor. En popüler birinci şey bu. Hani aileler yarışıyor da vardı ya. 100 kişiye sorduk en popüler yanıt arıyoruz. Algoritmayı sorduk en popüler yanıt arıyoruz dediğimizde algoritmanın bize söylediği ilk şey resim. İkinci şey de bu arada endorsement. Yani şey şeyimizin onay, yeteneklerinizin onaylanması. Onu birazdan göstereceğim size. Dolayısıyla önemli resim. Zaten şekilci bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Bir işletmeden içeriye girdiğinizde de takınacağınız tavır, o adı ilk izlenim. Yani baktığınızda İngilizcesi first impression. Şimdi bu ilk izlenim aslında şeyden geliyor.
insanı yöneten bir ilkel beyin var. Kitap okuduysanız bunun eminim farkındasınızdır. Bu ilkel beynin de doğduğumuz andan itibaren çevremizdeki insanları bakarak onlar hakkında bazı önyargılar ediniyoruz. Yani işte bu herif çapkının teki, bu herif yaramaz. Bu herif, bu adam çok güvenilir bir adam. Bu adam pisliğin teki. Bu feleğin çemberinden geçmiş. Bakın, böyle söylediğimiz her ilkel beyin tarafından gözlemlediğimiz her düşünce 4 saniye, yani karşımızdaki bir kişi bir odadan içeriye girdiğinde veya profil resmine baktığında toplamda 4 saniyede ilginç fikirler ediniyoruz. Yani bunu özellikle yarın öbür gün potansiyel iş başvuruları için söylemek isterim. Ama burada şunu da söylemek istemiyorum. Yani şunu mu demek istiyorsun Cenk? Yani erkekler Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı olacak, kadınlar da Victoria's Secret. Ya hayır, böyle bir şey yok. Yani kimsenin doğumdaki avantajını bizim belirleyebileceğimiz bir şey bu. Bu şeyin DNA şeyini biz belirleyemeyiz ama belirleyebileceğimiz en önemli şey o bağlamda postür, gülmek ve o gün kendimize görünüm anlamında verdiğimiz disiplin. Ama bunun 4 saniye olduğunu bilin. Yani odadan içeriye girdiniz, karşı tarafın elini sıktınız, merhaba dediniz. Aynen böyle. Bakın 4 saniyenin verdiği karşı tarafa etkiyi, bir daha ikinci bir şansın olmayacağını bilin. Yani İngilizcesi first impression is the last impression. Yani ilk izlenim aynı zamanda son izlenimdir. Hakikaten de öyle. Yani ikinci bir izlenim, ikinci bir şansta böyle bir izlenim şansı size vermiyorlar. Hep örnek ya, abartarak konuşacağım. Ya bu çocuk gülmüyor ya. Bu çocuk kokuyor ya. Bu çocuk ne kadar paspa. Bakın bunlar ilk izlenimde karşı tarafa yerleşmiş. İkinci tarafta bir daha asla şeyi düşünün ya. Kız arkadaşı, erkek arkadaşının ilk buluşma anında yani. O ilk anda böyle hani birbirlerine hissettikleri o ilk şey aslında işte bu ilk izlenim, lanet olsun. Bu da işte bu ilkel beynin bize söylediği şeyler. Şimdi bu da dijitaldeki versiyonu bir profil resmi. Yani bu profil resminin nasıl olması gerektiği. Yani burada güzelliğinizden ziyade profil resminin vereceği mesaj. Bu açıdan da zaten çok avantajlı bir jenerasyonsunuz. Şimdi öncelikle bizim jenerasyonda hala vesikalık resim koyan var yani buraya. Böyle kalmış, böyle çekiyor. Olur mu? Oluyor. Oluyor. Da ne gereği var yani bugün artık resim çekilmenin bedava olduğu bir dünyada. Ne gereği var öyle bir şeye? Hakeza zaten profesyonel bir resim çekip de yani buraya konulsa onun da bedeli 40 TL. Ben size söyleyeyim yani. Hani muhteşem bir resmi bir fotoğrafçıdan isteyin. Profil resmi 40 TL. Ama ne gereği var? Hani her türlü araç gereçler bunu bize veriyor. Dolayısıyla güncel bir resim. Elbette yüksek çözünürlükte olması. Burada çerçevenin %60'ında yer almaya bakın ve o çerçevede siz olun lütfen. Yani omuz attığınız kolun diğer tarafındaki kişi gözükmüyorsa da hani bu bir şekilde anlaşılıyor böyle. Veya bir aynada böyle kendinizi çekmeyin. Bir de ya da şöyle selfie modelinde yapmaya hiç gerek yok. Dolayısıyla nasıl olmalı? Pozitif bir mesaj veren, baktığı zaman karşı tarafa ben senin için ne yapabilirim arkadaş mesajı versin. Neden? Burası eğer bir kariyer platformuysa size burasıyla alakalı bir teklif gelebilir her zaman. Dolayısıyla baktıklarında görmeleri gereken şey ne? Ya bu adam korkutucu ya. Böyle bir şey değil. Ne kadar sempatik bir mesaj, insanlar size sempatik bir görünüm, insanlar size yaklaşmak için şey olsunlar yani hani korkmasınlar. Dolayısıyla bu profil resmi bu bağlamda önemli. Bakın mesela sol taraftaki Caroline bu bağlamda aslında çok doğru bir mesaj veriyor. Sağ taraftaki Jared de öyle. Mesela ortadaki Zack kuvvetle muhtemel selfie çekmiş ama gayet de güzel duruyor yani baktığınızda. Hani bunlar önemli niye? Bu insanların güzelliği den ziyade dikkat ederseniz verdikleri gözlerindeki bir güzellik var. Yani gözleriyle gülüyorlar. İşte buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani cool olmayı burada bırakın. He. Yani ona gerek yok hiç. Hani o cool pozisyonunuzu Instagram'a saklayın da hani burada hakikaten sonuçta real hayatta çalışacaksınız ya. Hani orada da cool olmayacağınıza göre hani insanlarla devamlı iletişim halinde olacağınıza göre dolayısıyla resminizin pozitif bir mesaj verdiğini düşünün. Yani bu hangi resim bana pozitif mesaj verir? Bunu düşünebilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Şimdi arka plan görseli, yani buradaki kişilerin profillerinin arka tarafını görüyorsunuz. Buna biz arka plan görseli deniyor zaten. Background foto yani.
Şimdi bu zorunlu mu? Zorunlu değil. Eğer hiçbir şey yapmazsanız, yani o alanla alakalı, sağ taraftaki Jared gibi olur. Yani size LinkedIn aynen böyle default olarak mavi verir bunu. Ama bir şey koyarsanız da işte böyle durur. Burada ne yapayım? Yani koyarsanız ne olur? Mesela benim korunmuş halim. Gerçi bunu güncelledim ben. Mesela buraya ne koyabilirsiniz ya? Yani hani her şeyi koyabilirsiniz tabii de. Tutkularınız ne? Kod mu yazıyorsunuz? Bununla ilgili bir şey koyabilirsiniz. Gün içinde neyle vakit geçiriyorsunuz? Bununla ilgili bir şey koyabilirsiniz. Yani burası sizi tamamlayacak bir görsel olursa çok keyifli durur. Benim günümün tamamına yakını, yani pandemiyle beraber içerikleri bilgisayar üstünden, Mac'in üstünden geçiyor. Yani hani dolayısıyla beni simgeleyen o. Yani içerik yaratmayla alakalı geçiyor. Yani eğitim içeriği. Dolayısıyla ya da işte bir otele bir dosya yaratmak. Yani devamlı bilgisayarda. Bir de profil resmin background'ına yakın diye öyle bir renk şey yapmış. Ama burada bakın mesela şu şey, Caroline Hilton Oteli'nin insan kaynakları tarafında recruitment'ta, yani işe alımlarda şey kapmış, Hilton'un şeyini koymuş. Yine bir nevi Zack, o da bir yetenek avcısıymış kuvvetle muhtemel. O da onunla alakalı bir şey koymuş. Yani dolayısıyla sizi bağlayıcı bir şeyin olması, profesyonel hayatınızdan bahsediyorum. Yani bir aile fotosunun burada burasının olması çok güzel durmaz, öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi headline bölümüyle devam ediyoruz. Yani ismin altındaki kısım. Ben şimdi birazdan kendi profil alanıma da geçeceğim. Yani isminizin bulunduğunun bir alt tarafı. Şimdi burada LinkedIn size şey hakkı veriyor arkadaşlar. Karakter hakkı veriyor. Nedir bu? Belli bir ölçüde belli bir kelimeyi yazma hakkı. Tamam. Bu da ortalama 120 karakter diye hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim. Şimdi burada hata demeyeceğim ama Türkiye'de yapılan en popüler şey şu. Buraya pozisyonlarını yazıyorlar. Yani Sales Manager at Arçelik. Koç sistemlerinde iş geliştirme direktörü. Yazılır mı? Evet, yazılabilir. Peki gerekli mi? Potansiyel kaçmak diyelim. Niye demek? Şimdi LinkedIn buraya size diyor ki, kardeşim diyor bak buraya bu gri alana diyor. Kendin ve yaptığın işi anlatmakla alakalı kısaltılmış bir şey yazarsan LinkedIn'in biraz sonra size göstereceğim search box'ında insanlar arama yaparken ben direkt buradaki bilgiyi çekeceğim diyor. Yani bir nevi keyword, bir nevi SEO. Yani sizin, mesela ben buraya size uygun bir şey çektim bu eğitime gelmeden önce. Tavsiye nedir diye geleceğim birazdan, oraya göreceksiniz zaten. Yani burada hiçbir şey yazmazsanız eğer, sizin en son çalıştığınız alanı LinkedIn oraya otomatik ekliyor. Çalışmayıp eğer okuldaysanız student at bilmem ne diye ekliyor. Tamam mı? Ya da student diye koyuyor. Kendi koyuyor default. Ben diyorum ki siz buraya geleceğin bilmem necisini de yazabilirsiniz. Ya da uzmanı olduğunuz yazılım dilleriyle alakalı kısımları da yazabilirsiniz. Şimdi ben mesela ne yazmışım? Guest experience, yani misafir deneyimi, CRM stratejisti ve yanına otellerin markalarında onları datayı kullanmayla alakalı yardımcı olduğundan bahsetmişim. Bakın bu bilerek yapılmış bir hareket planıdır. Bilerek. İngilizce tarafta ben bunu bilerek yaptım. Çünkü yurt dışındaki oteller aramam buradan yaptıklarında şirket araması çat ben karşılarına çıkayım diye. Çünkü bizim yazılım dünyasında bu böyle oluyor. Yani bir otel bir yazılım aradığı zaman bazı keywordler var, onları tarayarak çıkarıyor. Otellerin de en böyle deliler gibi peşinde koştuğu iki kavram var. Misafir deneyimi, CRM. Dolayısıyla benim oradaki yaptığım şey bilinçli. Bakın buraya gelmeden önce bunu göstereyim size. Bunu ben sizin için çıkarttım. Bakın bu bir developer arkadaş. Yani sizin gelecekteki siz oluyorsunuz. Bakın o kendine nasıl yazmış. Bakın bu bir örnek. Yani bunları tabii siz bana belki söylersiniz. Ama bunların birçoğunun dil olduğunu biliyoruz değil mi? Yani karşı tarafta da uyandıracağı izlenim ne o zaman? Madeline bu konularda yetkin. Ama Madeline'in şu anda hangi firmada çalıştığını ben buraya baktığımda sağdaki logodan bir tek görebilirim. Ama esas deneyimler hanesine indiğimde görürüm. Zaten birisinin ilgisini çektiyseniz resim de buradaki headline içeriğiyle o insanlar sizin inerler, deneyiminize bakarlar pozisyonunuza.
Ama hiç kimsenin şurada bilmem ne manager et bilmem ne kısmı o kısımda ilgisini çekmez. O kısımda ilgisini çeken işte burada farklı mesela bakın buradaki arkadaş yani Lillian Bites tanımıyorum. Ne demiş kendine? Ben communication, iletişim eğitmeniyim. Koçum ama aynı zamanda expert akademide partneriyim demiş. İnsanların kişisel gelişimine katkı sağlıyorum demiş bak. Bitti. Özet bu. Şimdi ben eğer Lillian'ın kendi geçmişini görüntülemek istiyorsam artık bu benim ilgimi çektiyse aşağıda o scroll down yapıp experience deneyim bölümünden zaten Lillian'ı araştırır bakarım. Bu kadar basit. Dolayısıyla şekilciliğinizi lütfen minimalleştirerek şu alanı optimize etmeye saklayın. Aşağıda deneyimdeki bir pozisyon alayım ben buraya yapıştırayım demek kolaya kaçmak yapılır. Ama bu alan boşuna yaratılmış bir alan değil. O zaman o alanın peşinde koşun. Ha şimdi diyeceksiniz ki ben ne koyabilirim? Google açın. Developer LinkedIn headline example yazın. Müthiş örnekler çıkacak karşınıza. Size yakın olanı değiştirin, editleyin, koyun. Bu kadar. Yapın yani bunu. Hani Steve Jobs'ın dediği gibi yani çalmayı da böyle uyarlayarak yapın. Kendinize göre uyarlayın yani. Yani bunu da yaparken global düşünerek act local diyor ya. Think global, act local. Yani global düşün, yerel hareket et. Böyle yapın. Şimdi hazır bu sayfadayken bilmemiz gereken birkaç kısım var. İsmin yanında, pardon şuradan söyleyeyim. Bakın ismimin yanında benim bir in hanesi var. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Yani bilenlere soruyorum. Tamam. Bu şu anlama geliyor. Bu kişi LinkedIn'in premium hesabını kullanıyor demek. Birazdan premium'un benefitini söyleyeceğim. Ama oraya gelene kadar gerek yok böyle bir şey kullanmanıza. Gerek yok. Yani muhtemelen 7-8 yılda gerek yok. Onu da çok net söyleyebilirim size. Ama sağ tarafında onu gördüğünüz kişinin premium hesabı kullandığını bilin. Biraz sonra onun benefitlerine geleceğim. Bir de ismin yanında dikkat ederseniz kişilerin yanında 3 yazıyor. Bu 3'ün ne olduğunu bilen var mı? Mesela bakın şurada Caroline'da 2 yazıyor. Zack'de 1 yazıyor. Ama şeyde de 3 yazıyor. Lillian'da bir de Medaline'da 3 yazıyor. Medaline'da yalnız var ya. Biraz bir şey yaptı. Doğru. Aynen. 1 olunca ağınızda. 2 olunca hatırlayın ilk hikayeyi. Oracle of Bacon. Ortak arkadaşımız var. Mutual Friends. Zaten onu tıklayıp görüyorsunuz. 3 olunca arada hiç kimse yok. Hiç kimse yok arada. Dolayısıyla hiçbir şekilde birbirinize bağlı değilsiniz gibi duruyor. Dolayısıyla bende de bu iki kişi mesela şeymiş yani hiçbir şekilde tanımıyorum bunları. Evet, devam ediyorum. Şimdi hocam, Berke arkadaşımız bir soru sormuş ama yandan bakabilir misiniz? Elbette, hemen şöyle bunu kapatıyorum. Ana ekranıma dönüyorum. Ben mi bakayım soruyu? Hocam ders soru veya içindeki LinkedIn profilimi paylaşsam da elbette tabii ki ben birazdan gelelim oraya. Yani birazdan aynen senin tarafa geliyoruz. Şey yapacağım. Nedir onun ismi? Son kısma doğru geleceğim oraya. Efendim? Hazır sorulara gelmişken ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Tabii. Sosyal medyalarda ve hani günlük hayatımda, benim reel hayatımda, iş bulmam konusunda LinkedIn hayatımızda ne kadar yer kaplıyor? Hani bize getirisi ne olur bunun? Aslında son final sorusu gibi çok güzel bir soru Mihrimah. O yüzden Mihrimah sen sordun değil mi? Senin mikrofonun açık gibi görüyorum. Evet ben sordum. Tamam. Yani çok güzel bir final sorusu bu aslında. İstiyorsan bunu bir not alalım. Finale doğru bunu yapalım. Ne dersin? Çünkü parçaları birleştirmek çok isterim. Soru çok güzel bir soru ama noktaları birleştirerek gidelim. Senin için bir mahsuru yoksa. Tabii hocam. Nasıl istiyorsunuz? Tamamdır. Yani daha iyi resim olur da kafanda o yüzden dedim. Tamam. Bu arada hani ben böyle Mihrimah'a dedim diye siz soru sormayacağınız anlamına gelmesin. Soruları özellikle ilgili sayfalardaki alanlarla ilgili sorarsanız hani böyle adım adım gitmiş oluruz. Bu soru harika bir soru ama son kısmı saklayalım bu soruyu. Ana ekranıma geri dönüyorum. Şimdi pardon. Hayvansever bir apartmanda yaşadığım için köpek sesleri duyuyorsunuz.
Evet, şimdi bu alanda, pardon, görüyorsunuz değil mi ekranı? Biraz sorayım da. Tamam. Şimdi bakın, ne var demiştik burada? Headline var. Headline'ın altında sizin kendinizi tanımladığınız lokasyon bilgisi var. Onun yanında connection sayınız, hani demiştim ya, bir an evvel 500'e çıkmak. Yanında kontak info var. Birazdan kontak info'ya gireceğim ama sağ tarafta iki tane logo var. Bir tanesi en son mezun olduğunuz okulun logosudur. Bu standart. Bir üstü de son çalıştığınız şirketin logosudur. Dolayısıyla doğru hesapları buraya aktif etmenizi tavsiye ederim. Yani tanımlamanızı. Şimdi mesela üniversitedesinizdir de üniversitenin birden fazla hesabı vardır ama ana hesabı bir tanedir. Onun da logosu falan vardır. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şirketlerde de çünkü insanlar hata yapıyorlar böyle. Dolayısıyla onun logolu gelebilmesi için bu ekrana bu Light Matter firmasında olduğu gibi şey yapmak lazım. Doğru hesabı oraya tanımlamış olmak gerekiyor. Şimdi LinkedIn'in 500 hesabı yani 500 connection'a geldiğiniz noktada pardon özür dilerim yanlış söyledim düzeltiyorum. LinkedIn'in All Star batch'ini aldığınızda şimdi göstereceğim nasıl alındığını yani profilinizi tam olarak tanımladığınızda buradaki about kısmı hakkında kısmı güncelleniyor açılıyor ve kendinizle alakalı bir alan daha çıkıyor size doldurmanız gereken. Bu about, bu hanımefendinin about. Onu da çaldık koyduk buraya yalnız. Dolayısıyla developer olduğu için hani sizde farkındalık uyandırsın diye. O kendini böyle koymuş buraya tanımlamış. Şu ikisi arasında ne fark var? Headline'la about. About'ta bir karakter sınırınız yok gibi. Çok geniş bir alanınız var orada. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz orayı. Neler yazılabilir? Kısa, orta vadeli hedefleriniz. SWOT dediğimiz o güçlü zayıf noktalarınız. Ama yani ben şu 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 şirkette çalıştım oraya yazmaya gerek yok. Birazdan zaten deneyim alanlarında bunları görüyor olacaksınız zaten. Dolayısıyla about'u alabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Önce All Star batch'ini almamız lazımdı. Bir de o about'un bir tık altı var. O da featured. Geçen sene eklediler onu. Bu devamlı bu değiştirebileceğiniz bir alan. Bu şu demek. Bu mesela benim featured'ım ama geçen senenin featured alanı. Yani pinlediğiniz kısımlar. Yani bir paylaşım yapmışsınızdır 6 ay önce. İçinize de çok sinen bir paylaşımdır o. Mesela geçen yıl 2020 Oscar ödül törenlerinde Eminem'in sahne performansı o kadar hoşuma gitmişti ki onu betimleyerek bir sunum tekniği içeriği yarattım ben oraya koydum. Çok da hoşuma gitti. Çok keyifli hazırlamıştım ben onu. Dolayısıyla onun orada gözükmesini istediğim için ana sayfayı pinledim. Featured alanı bu alan demek. Yani paylaşımlarınız akıp gitti. Ama siz 3 ay, 4 ay önceki paylaşımınız çok hoşunuza gidiyor. Sayfanıza girenlerin bunu görmesini istiyorsunuz. Onu oraya pinleyebilirsiniz. Featured demek bu demek. Şimdi bir geçiş yapıyoruz ve kendi profilime geçiyorum müsaadenizle. Daha agresif ve size de hoşunuza gidebilecek bazı şeyler gösteriyor olacağım. Şimdi benim profil ekranım geldi mi size arkadaşlar? Geliyor diye tahmin ediyorum ama. Geliyor. Tamam, süper. Şimdi söyleyeceğim bazı şeyleri özellikle beraber yapalım. Onlardan bir tanesi geliyor şimdi. Şimdi herkes LinkedIn profili açık olan herkese sesleniyorum. Herkes benim size şu an anlattığım gibi lütfen kişiselleştirilmiş bir URL'ini yapsın. Nasıl olacak? Sağ tarafta yani ben İngilizce arayüz kullanıyorum. Me yazıyor ya sizde ben diye çıkacak bu. Onu tıklıyorsunuz. Çıkan ekranda profilimi görüntüleye basıyoruz. Yani view profile. Beraber yapalım. Şimdi bu ekrana geldik. Ne yaptık? Bir daha söylüyorum. Sağ tarafta me'ye basıyorsunuz. Ya şöyle şöyle şöyle. Me'ye bastık. Me'den profilimi görüntüleye bastık. Ve karşınıza bu ekran çıktı. Sağ tarafta edit public profile var. Profilimi güncelle. Nasıl Türkçesi nasıl bilmiyorum. Ona basıyorsunuz yani şuraya bastık. Bambaşka bir sayfaya bizi atadı. Şimdi burası önemli. Bu sayfanın da sağ tarafında bir kalem var. Bakın bu kalem eğer güncellemediyseniz kuvvetle muhtemel fazlaca bir text hanesi göreceksiniz. Silin o texti. İsim soy isminiz, isminizin baş harfi soy isminiz gibi kendi LinkedIn URL'inizi kişiselleştirin. Ama buraya yalnız kalpler. İşte Black Widow 84 falan öyle şeyler yazmanıza gerek yok. Bunu CV'nize ekleyebileceğiniz çok şık bir alandır orası. Genelde kullanıcılar atlıyor bunu.
dediğim gibi lütfen yapın orayı. Yani bu bir zorlama değil de profilinizi daha hoş hale getirir. Sonra save'e basarsanız da artık bakın URL'iniz size ait bir kişiselleştirilmiş isminize özel bir URL olur. Limitli de olsa bazı URL'ler olmayabiliyor. Hani orada da baş harfinizle soyad, yani baş harfinizle initial yapıp soy isminizle tamamlayın falan yapabilirsiniz. Ben biraz bekleyeyim de siz onu yapın. Hani yapamazsanız haber verin bana. Yapamayan yok diye tahmin ediyorum. Hocam bir şey sormak istiyorum. Tabii, tabii, bu lütfen. İsmin alt kısmına, başlık kısmına ilgi alanlarımızı mı yazmalıyız? Mesela diyelim ki ben herhangi bir kurumda gönüllüyüm. Onu mu belirtmeliyiz yoksa herhangi bir ünvanımızı belirtmememiz gerektiğini söylemiştiniz. Nelerimizi yazabiliriz yeteneklerimize? Zaten yetenek kısmında bahsediyoruz ya, ekstra ne ekleyebiliriz orada? Şöyle, şu anda ne okuyorsun? Öyle sorayım sana. Uluslararası ilişkiler. Süper, harika. Şimdi mesela bak, ezber bozuluk. Ama şimdi hiçbir şey yapmayıp pozisyon ekleyebilirsin. Bunda bir şey yok, regülasyon yok. Bunu yapabilirsin, bu iyi. Bizim derdimiz ne aslında? Farklı olmak, orijinal olmak ya. Oraya da öyle bir alan verilmiş ya. Ben mesela Türkçe tarafında CRM stratejisi ve öğretim görevlisi yazıyor. Tamam. Yani bakan kişi çok net ne olduğunu anlasın diye. Bu Türkçe. Yani iki tip ekleme yapabiliyorsunuz. Bakın hem Türkçe var hem İngilizce var bu arada. Yani bu soruyu da hemen şöyle güncelleyelim. Peki benim profilimin Türkçe mi olmalı, İngilizce mi? Bence İngilizce olsun arkadaşlar. Hani ortak dil o olduğu için, ama Türkçe de hazırlayabilirsiniz. Hitap ettiğiniz pazarla ilgili. Ama senin sorunun yanıtı şu. Gelecek aldığın bir sosyal sorunu, yani mesela örnek veriyorum. Nasıl söyleyebiliriz biz bunu? O sosyal kuruma bağlı olduğun kurumun gönüllü elçiliğin ismini yazabilir misin? Evet, çok net. Bunu yazabilirsin, ama aşağıda deneyim kısmında da ekstra bir hane açıp bulunduğun tarihler ve o tanımlamaları, yani orada ne yaptığını yazman ekstradan gerekecektir. Bunu oraya yazabilirsin kısaltılması olarak. Yani örnek veriyorum şimdi, hayvan dost ya da işte Rotary Club şeyi, ne bileyim vardır ya onların ünvanları gibi gibi, bunları yazabilirsin. Ama bunun haricinde geleceği şekillendirmek isteyen uluslararası ilişkiler kişisi diyebilirsin mesela, bak. Yani bu direkt dikkat çekiyor mesela, örnek veriyorum şu anda sana. Dolayısıyla aldığın eğitim kendindeki gördüğün kısımlarla birleştirip ortaya unik bir şey, yani eşsiz bir şey çıkarmanı ve onun yanıtının da öyle kolay verilmeyeceğini söyleyebilirim. Uluslararası ilişkiler hani hep böyle her zaman karşıma çıkan bir şey değil bu arada. Onun bağlayıcılığı, ben bunu bir düşüneyim bak. Sen bana talep gönder, arkadaşlık talebi, şey arkadaşlık talebi diyorum, A talebi gönder. Bir bakayım ben sana onunla alakalı, bak yurt dışındaki muadilleri bu diyeyim ben sana. Ben yani developer ekibi var diye onlara developer tarafında örnek bir şey açmıştım. Teşekkürler hocam. Bağlantıyı da biraz önce göndermiştim size. Evet, tamam, birazdan hepsini alırız zaten. Şimdi şimdi gelelim, sırasıyla gidiyoruz. Bu All Star dediğimiz şeyi nasıl alacağız? Şimdi şurada öncelikle şu butonlara bakarsanız şayet, bunlar size belli bir yönergeler veriyor zaten. Şimdi buradaki Open butonu da geçen sene geldi. Bu kişiye iki türlü hak veriyor. Bir, eğer kendi startup'ı, kendi şirketi, kendi veya vesaire bir şey varsa onunla alakalı işe alımlarla hiring'i seçip bakın ben aktif işe alıyorum da diyebilirsiniz. Ekranınızın, resminizin etrafında böyle hiring şeyi çıkar. Ama yeni işlere açıksanız da Finding a New Job tarafını tıklarsanız size LinkedIn birkaç alternatif sunuyor. Orada sanıyorum 4 ya da 5 olması lazım. Yani recruiter dediğimiz işe alımcıların sizi keşfedebilecekleri kısımlar oralar ve ne oluyor orada? Sizin ilgi alanlarınızı daha net görebiliyorlar. Çünkü LinkedIn'in üyelik modellemesinde, hani demiştim ya premium diye, LinkedIn'de toplamda 3 olması lazım. 3 tip üyelik tipi var. Bir tanesi premium, diğeri sales, diğeri de şeyciler, İK'cılar için çıkarttığı, neydi, recruiter mı bir şeydi, neyse. Çünkü bunların hepsinin parası ayrı. Yani premium accountçulardan, yani premium hesapta aylıklardan 200 küsür lira alıyor, 247 lira. Yani hani rakamsal olarak da herkesin bütçesi farklıdır da şöyle düşünün. Netflix'e 40 lira ödediğimiz, YouTube'un premium'una 17 lira veya Spotify'a 17 lira verdiğimiz yerde fiyatın ne kadar
yüksek olduğunu görün. Hakeza recruiterların ödediği ortalama rakam da 600 ile 800 TL arası. Ama hepsine farklı insight dediğimiz datalar veriyor işte. Premium tarafında bize de öyle veriyor yani. O yüzden o şey tarafı hani siz burayı kendinizle alakalı yani ben çalışma kısmını açığım dediğinizde artık bu insanlara da kendinizi açmış oluyorsunuz. Ama bunu açmadan önce profilinizi aslında bir nevi bir noktaya getirelim istiyorum ben. Şimdi işte onun da önceliği şurası. Şu ad section, ad profile section dediği tarafları eğer eksiksiz doldurursanız arkadaşlar, intro, about, feature, background, accomplishment, şimdi İngilizce çıkıyor bunlar ama tek tek göstereceğim size. Bunları doldurduğunuzda bakın şuradaki All Star batch'i çıkıyor şurada. İşte bu geldiği zaman da LinkedIn artık sizin içeriklerinizi daha fazla ön plana çıkartmaya çalışıyor vesaire vesaire daha fazla böyle görünür olmaya başlıyorsunuz. Kontak info'ya gelelim. Kontak info. Kontak info şu demek. Sizin görüntülenmesini istediğiniz sizinle alakalı bilgiler burada çıkıyor karşı tarafa. Ama kime çıkıyor? Ağınızdakilere çıkıyor. Ben demişim ki benim firmamın web sitesi çıksın, benim e-mailim çıksın, benim cep numaram çıksın. Çünkü şirket görüşmesi yapıyorum. Bir de tarih, doğum tarihi. Bunu ağımda olmayanlar görmüyor. Ağımda olan yani ağıma girmiş olanlar bu bilgilere ulaşıyor. Bakın bu bilgilere ulaşan daha başka şeyler de yapar değil mi? Öyle düşünün. Evet devam ediyorum. Şimdi about tarafı benim about'um bu. Ama ne demiştim? Buna gelmek için yani şunun açılabilmesi için sizde de şu All Star batch'ini alıyor olmanız lazım. Evet feature'ı anlattım. Burayı devamlı ben güncelliyorum aslında. Yarattığım veya verdiğim derslerle alakalı. İşte sinema içeriği mesela yaratıyorum ya da hikaye, benim her cuma sinema programım var, biraz sonra gösteririm. Orada anlattığım hikayeler var mesela. Onları pinliyorum buraya. Yani yarın öbür gün siz de buraya yarattığınız paylaşıma, hoşunuza giden paylaşımları pinlemesini yapabilirsiniz buraya. Şu Your Dashboard alanı size özel bir alan ve size gösterilen bir alan. Sadece siz görüntüleyebiliyorsunuz bu alanı. Yani bu yaptığınız postun kaç görüntülenme aldığını, kimler tarafından görüntülendiğini gibi gibi size bayağı ciddi argümanlar sunuyor. Hatta hangi firmalardan görüntülendiğini, kimlerin hangi firmanın karşısına çıktığını gibi gibi. Bakın şimdi biraz önce sevgili Mihrimah'ın sorduğu sorularla alakalı bir nevi potansiyeli aslında bize sunduğu bir taraf. Mesela örnek verelim. Daha dün yayınladığım bir hikayenin. Eğer ben optimizasyonuna bakmak istiyorsam şayet bunu tıkladım videoyu. Audience dediğimiz yani bu alanda bu arada işte kaç beğeni almış, kaç yorum almış, kaç kişi kendi sayfasında paylaşmış bunları görüyorsunuz da audience'ı tıkladığımda hangi firmaların sol tarafta görüntülediğini görüyorum firma olarak. Ve bu firmaları tanırım tanımam o ayrı bir mevzu. Kendi firmam var ama mesela Turkcell'le hiçbir bağım yokken Turkcell'de görüntülemiş falan. Ya da pozisyon olarak görebiliyorsunuz burada. Sektör veya şehir, hangi şehirler, hangi ülkeler gibi gibi. Dolayısıyla bunlar sizin aslında kimlerin karşısına çıktığını da size göstermesi açısından ciddi bir farkındalık sağlıyor. Devam edelim. Hocam bu premium'da oluyor değil mi o sizin gösterdiğiniz? Limitli olarak evet, limitsiz olarak evet ama limitli olarak da sizin karşınıza bunu veri olarak veriyor LinkedIn. Premium account'u hazır o soruyu sormuşken oraya da istersen bir girelim. Bir dakika. Onun da yeri şuradaydı. Benefitlerimi size göstermek istiyorum. Hani görün diye. Yani bir premium account olmak için olunca LinkedIn bana ne veriyor? Bakın see all premium features diyor. Yani bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum şu an için çünkü gerek yok. Bakın sağ taraf bana verdiği ayrıcalıklar var burada. Öncelikle beni kimler görüntülemiş falan bunların hepsini görüyorum. Bunları veriyor bir kere açıyor. In-mail her ay bana 15 tane in-mail veriyor. Yani özel tanımadığım insanlara mesaj atma olanağı veriyor. Ve bu artıyor yani her ay bir üstündeki krediye çıkarıyor. Yani şu ana kadar 66 tane benim kredim varmış falan. Job insight dediğimiz çok ilginç bir bilgi veriyor. Yani ben şimdi diyelim ki bir pozisyona başvuruyorum buradan. O pozisyona kimlerin yani kimler birey olarak değil. Title olarak, ünvan olarak kimlerin başvurduğunu, hangi şehirlerden başvurduğunu, benim bu oranlar arasında yüzde kaçlık dilime geldiğimi gösteriyor. Çok büyük bir bilgi. Yani çok büyük bir bilgi.
Ondan sonra ama benim en fazla faydalandığım eğitimlerimin de içeriğinde çokça böyle okyanus gibi faydalandığım bu LinkedIn Learning alanı. LinkedIn Learning alanında da şuradan ulaşıyoruz. Work'ten Learning'i tıklıyorum ve bana Deniz Derya'nın olduğu içinde limitsiz bir eğitim sayfası çıkarıyor. Buraya artık ben istediğimi yazabilirim. Buraya yazdığım konu başlıkları yazılım dili de yazabilirsiniz. Yani takım çalışması eğitimi yaz çıkıyor karşına. İngilizcedir bu arada, bilginiz olsun. Yani dolayısıyla onları size manuel olarak, manuel dediğim yani tekst olarak da download etmenizi sağlıyor. Görüntülü eğitimler bunlar. Yani faydalanmak isteyene müthiş bir mecra. Ama bence kısa vadede sizin bu alanla bir işiniz yok. O yüzden premium'a girmenizin şu aşamada gerek yok. Yani şu andaki yatırımınızı bence profil ve profilde içerik yaratmak üzerine yapın. Evet, zamanınızı düşünerekten vitesi arttırıyorum. Şimdi gelelim deneyim. Şu aktivite kısmı önemli. Şimdi bakın, biraz önce tacizden geldik buraya. Şimdi bir bireyin size sizin için bir şey ifade edip etmediğini, yani bir davet geldi size ve siz diyorsunuz ki ya bu adam bana faydalı bir adam mı? Bu kadın bana faydalı mı? Yani o değerlendirmeyi yaparken bir kişinin profiline girdiğinizde bakın aktiviteye geliyorsunuz. Tamam mı? See all activities, yani tüm aktiviteleri görüntüle. Tıkladınız bunu. Bu şu an benimkini size gösteriyorum da siz herkesinkine bakabilirsiniz. Buradan o kişinin daha önce all activity'yi seçerseniz beğeni attığı her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz, tamam. Ama o kişinin article diye tıkladığınızda eğer blog yazmışsa bloglarını okuyabilme şansınız oluyor. Şimdi o zaman karşınızda nasıl bir izlenim oluşuyor? Ha bir dakika ya. Bu adam, bu kadın boş biri değil. Ben bundan faydalanabilirim. Ya da postları derseniz de post da sadece içeriye yüklediği postlar. Yani bir kişinin sadece görüntü, yani içeriye attığı paylaşımları görmek istiyorsanız hani article arasındaki fark, article makale, post da post, paylaşım. Bu postu tıklarsanız o kişinin timeline'ını görebilirsiniz, postlarının, tüm postlarını sırasıyla görüntüleyebilirsiniz. Dolayısıyla bir kişinin ne kadar doğru olup olmadığını, ne kadar size fayda sağlayıp sağlamadığını o aktivitelerine bakarak, yani bir nevi stalklama yaparak görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, şimdi experience'a geliyorum. Sonra zaten son kısımlara gelip soru cevaplara geleceğiz. Burada ters bir kronoloji var. Ters kronoloji, yani son çalıştığınız yer yukarıda. Dolayısıyla sırasıyla böyle başa doğru aşağıya doğru iner. Burada yapmamanız gereken tek şey çalıştığınız yerleri burada şey yapmanız, tarihlerini yanlış zaman olarak vermeniz. Yani örnek veriyorum, 2 aydan beri çalışıyorsunuz ama 6 ay olarak verdiniz. Bunu tavsiye etmem. Dolayısıyla çünkü bunu niye tavsiye etmem? Referans, muhtemel bir referans aramasında bu soruluyor karşı tarafa. Şu tarihlerde mi çalıştı diye. Bir diğer tavsiye etmediğim, yani yanlış bilgi olarak, pozisyonunuzun isminin yanlış olması. Sales asistanı olarak çalışıp da sales manager yazmak buna bir örnektir. Dolayısıyla doğru olan neyse onu oraya yazın. Ama şovunuzu yapacağınız alansa iş tanımınızı Türkçe ya da İngilizce doldururken, çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de de olsa, yurt dışında da olsa, çağrı merkezinde çalışan bir bireyin bile sadece telefon açıp bakmadığını biliyoruz değil mi? Dolayısıyla ne varsa yazın oraya. Aldığınız projeleri, problem çözümleri, neyi, ne yaptığınızı. İşte orası zenginleşsin. Yani about'u, yani job description, iş tanımıyla alakalı kısım. Orada beyaz yalanlarınızı yazın. Ama referans checklerde sorulacak soruların şu olduğunu bilin. Bu kişi şu tarihlerde şu pozisyonda mı çalıştı? Bak, gördünüz mü? Kimse sizin o şey tarafınızı karşı tarafa sormaz. Ya biz bunu LinkedIn'de görüntüledik. İşinde kendisini şöyle tanımlıyor. Size öyle mi gerçekten? Bu sorulmaz. Ama dediğim diğer taraflar sorulur. Dolayısıyla girdiğiniz işte daha önce yaptığınız şeyle alakalı bir durumunuz varsa bunu buraya ekleyin arkadaşlar. Ekledikten sonra da description'ı yazın. Baktınız ki description'la alakalı aklınıza gene bir şey gelmiyor. O zaman dönün dolaşın Google'a. Hangi pozisyonda çalıştıysanız o pozisyon iş tanımını listeletin. Hiçbir şey yapmıyorsanız o iş tanımındakileri buraya yapıştırın. Orası boş kalmaz. Boş kalmayınca şık duruyor da o yüzden boş kalmaz. Evet, devam ediyorum. Şimdi eğitim tarafını söylemiştim. Üniversite, lise falan kendi oraya tanımladığınızda atıyor ama LinkedIn Learning tarafında aldığınız eğitimlerin sertifikasını da otomatik atıyor oraya kendi. Yani LinkedIn Learning'in öyle bir avantajı var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu ekranda gördüğünüz
sertifikalar gibi. Gelelim skills ve endorsement'a. Yani yetenek ve onaylamalar. Şimdi kendinize tanımlayabileceğiniz sınırsız yetenekler var burada. Sınırsız. Yani ofis araçları kullanmak da buna dahil. İletişim dalındaki yetenekleriniz de buna dahil. Problem çözümü de buna dahil. Aklınıza ne geliyorsa LinkedIn oraya koymuş. Yani burada add new skill dediğinde ekliyorsunuz. Ama bu sizin projeksiyonunuz. Başkası eğer bunu onaylarsa bu çok ama çok değerli oluyor. Yani LinkedIn diyor ki sana, ha sen opera biliyorsun. Okey, tamam sen bunu tanımladın. Başkaları da geldi buna, evet bu çocuk opera biliyor dedi ya. İşte o zaman algoritma coşturuyor sizinle profile. O yüzden size tavsiyem, buradaki moderatör arkadaşlar, birbirinize ne kadar görüşüyorsunuz bilmiyorum ama herkes birbirini, endorsement'larını bence belli sürelerde, belli aralıklarda yapsın. Bu birbirinize yapacağınız en güzel arkadaş yatırımıdır. Şimdi gelelim burada chat ekranında sevgili Berke'nin LinkedIn'ine. Berke biz ağda mıyız, birbirimizin ağında mıyız? Yani bunları sen de bir değiştirmek isterim. Evet, Berke doğru hesabı açıyoruz değil mi Berke? Evet, Berke sensin bu. Tamam, önce Berke'yi biz bir onaylayalım. Skill'ları varsa siz de birbirinize yapın lütfen onu. Ben de böylelikle Berke'ye bir iyilik yapmış olayım. Yalnız Berke'nin profili de yani coşuyor ya. Böyle bir profil nasıl yorumlanır bilmiyorum. Şimdi bakın böyle yapıyoruz. Geldim, artı kısmına onayladım. Bana LinkedIn diyor ki, Berke'nin web analitik tarafını nasıl onaylıyorsun? Ben diyorum ki yüksek derecede. Peki senin bununla yakınlığın ne diyor? Ben burada dürüst davranacağım. Ben Berke ile farklı bir projede indirektli olarak çalıştığımı seçeceğim. Siz farklı seçebilirsiniz, tamam? Ve submit ediyorum. Artık Berke o konuda onaylanmış oluyor. Bunu lütfen birbirinize yapın. Birbirinize yapacağınız dijitaldeki en güzel arkadaşlık örneğidir. Bunu yaptığınız kişiler de zaten size müteşekkir olurlar. Aynı benim şu anda Berke'ye yaptığım gibi şöyle de yapalım. Tamam. Siz birbirinize yapın bunu. Evet. Şimdilik Berke bu kadar yeter. Sonra geliriz buraya tekrar. Yani sonra ben sana devam ederim. Zamanımızdan yemeyelim. Şimdi Berke'nin profiliyle gidelim. Ondan sonra da Mihriban'ın sorusu ve sizin genel sorularınız. İlk baktığımda bana verdiği izlenimi söylüyorum. Böyle başladım ya şu şeyi. Son derece merak gözlerine yansımış. Ondan sonra selfie çekmiş, umurumda bile değil. Aynı o iki numara resim vardı ya, oradaki resim gibi bu. Ondan sonra gerçekten çok pozitif bir görüntü veriyor, mesaj veriyor. Arka tarafındaki headline de zaten Berke'nin yaptığı işin uzmanlığıyla direkt olarak şeyi var, bağı var. Dolayısıyla müthiş. Altında herkese müthiş bir headline analizi yapmış. Bravo Berke, tebrik ediyorum. Yani... bu niye arkadaşlar? Bakın bunu şimdi tekrar ediyoruz. Neden bu değerli? Yani bunu bir görselde yapalım. Şimdi diyelim ki biz search box dediğimiz yani şu search alanını kullanarak bir şey bulmaya çalışıyoruz. Çünkü LinkedIn burayı çok geliştirdi. Ve biz buraya web tasarımı yazıyoruz. Pardon. Web tasarımı. Şimdi bakın neler oldu. Şimdi ben buna enter'a bastığımda LinkedIn bana diyor ki, bakın tepeye görüyor musunuz? People, bak sen web tasarımıyla ilgili ne arıyorsun diyor. Kişi mi arıyorsun diyor. Post, paylaşım mı arıyorsun diyor. Şirket mi arıyorsun diyor. Grup mu arıyorsun diyor. İş mi arıyorsun diyor. Ya da bak eğitim mi arıyorsun diyor. Çok önemli. Yani ben eğitimi tıklarsam, web tasarımıyla ilgili bir eğitim varsa buraya post edilmiş, bana LinkedIn onu karşıma çıkarır. Eğer ben burada kalkıp people'ı tıklarsam, people'ı, artık web tasarımıyla ilgili bakın görüyor musunuz headline'ları? Oralara kimler ne yazmışsa onları artık ne kadar yatırım yapmışsa sırasıyla yukarı çıkarır. İşte bütün derdimiz de zaten savaşımız da o orada üste çıkmanız ya. Ve burada siz connection'larınıza göre de bunu yani diyebilirsiniz ki benim yok ben sadece ağımdakileri görmek istiyorum dersiniz. Ve benim ağımdakiler çıkmaya başlar. Ve belki de büyük ihtimalle bu sıralamada bir yerde olacaktır yani. Bakın çok fazla varmış bu arada. Ya da şehir olarak da analiz yapabilirsiniz yani hani kişileri. Dolayısıyla bunun ne kadar değerli olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Yani sadece şey değil, nedir onun ismi? Profil alanında değil. Search box'ı ulaşmak istediğiniz insanlara ulaşmak olarak da kullanabilirsiniz. Yani iş arıyorsunuzdur. O işin pozisyonunu adını yazıp jobs'ı tıklayın. Sonra size onunla alakalı ilanlar karşınıza çıksın. Evet, zaten Berke
şey yapmış. Çok samimi olduğum bir arkadaşımın adı da Berk de. Yanlış söylemek istemiyorum ismini Berk'e. O yüzden gidiyor geliyor yani Berk lafı. Gayet güzel. 500'e de ulaşmış. Şey tarafında kendi yeteneklerini zaten buraya dikkat ederseniz onaylamış Berk'e. Ondan sonra All-Star'ı da aldığını düşünüyorum. Bakayım şöyle bir. Ha bu bana göstermiyor mu All-Star'ı? Berk'ciğim All-Star çıkıyor mu sende? Çıkıyor ki abi altın çıkmış. Çıkıyor herhalde. Duyuyor musun belki? Sesim mi gitti acaba? Çıkıyor hocam yazmış. Tamam. Tamam. Dolayısıyla aşağı doğru iniyoruz. Katılım belgelerini, featured'lara şey yapmış. Gayet güzel. Vallahi bravo. Yani dolayısıyla belki gibi bir profil eğer sizin karşınıza çıksaydı buradan ne demiştim? CEO Activity'yi tıklayıp all aktivitelerine bakın. Yani bu kişinin hayatı bakışını da oradan süzebilirsiniz. Ve ağınıza dahil edip etmemekle alakalı hani hiç sürüncemeye kendinizi soktuğunuz anda orada sizi o karne çıkar zaten. Zaten experience'lardan da belli. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel. Bravo. Yani zaten son derece de yetkin ve fotoğrafınla da vallahi geleceğin başarılı birisi var yani. Bütün her şeyini sırasıyla buraya eklemiş. Peki, Mihriban'ın sorusuna doğru geliyor. Vallahi belki aşağı iniyorum ama çok keyifli iniyorum yani. Bravo, tebrik ederim. Çok çok güzel. Diller, accomplishment'lar müthiş, harika ve interest'ler de burada var. Şimdi ben Berke ile muhtemelen eğer bir projede çalışsaydım, şimdi size göstereceğim şeyi Berke'ye yapacaktım. O da tavsiye. Tamam mı? Tavsiyeyi gösterelim. Bu da yarın öbür gün bir lider olduğunuzda mutlaka hayatınızda birkaç kişiye bunu yapın arkadaşlar. Çok değil, birkaç kişiye. O da şu. Bakın şurada given recommendation'lar var. Bunlar çok değerli. İşte bu algoritmayı da diğer tarafta coşturan bir diğer ögeler. Yani sizinle beraber bir organizasyonda bir arada olmuş kişilere tavsiye vermek ya da tavsiye almak. Şimdi tavsiye almak dedim niye? Ben Berke'nin yerinde olsaydım o daha önceki çalıştığı projelerden en az bir ya da iki kişiyi, üç değil ama Berke, bir ya da iki kişiyi de projenin başındaki kişilere derdim ki senden ricam bana üç cümleyle bir tavsiye mektubu yaz. Tavsiye mektubunu recommendation letter'dan şuradan kendi yapıyor bakın. Tamam, ya buradan karşı taraftan istersiniz ya da yazarsınız. Ona buradan yazdırtırsanız çat diye ana sayfanıza böyle düşer. İşte benim daha önce verdiğim, tavsiye verdiğim kişiler bunlar. İngilizce yazmışım. Bunlar çok güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden bunu orta vadede, profiliniz belli bir noktaya geldi mi orta vadede kesinlikle tavsiye ederim. İnterest tarafı ilginizi çeken şirketlerde olabilir, gruplarda olabilir. Onlar. O tamamen sizi bağlayan taraflar aslında. Şimdi benim süresel bazda kısımlarım şimdilik bu kadar ama sevgili Mihriban'ın sorusu havada kalmayacak ve başka sorular varsa onları da şey yapalım. Şimdi şöyle, iş bulma platformu olarak baktığın zaman evet bir iş bulma platformu olarak durur. Ama tekrar söylüyorum, hani dünya da zaten çok rekabetçi bir dünya. Benim kişisel tavsiyem motonot bir kariyer.net olarak görmemek burayı. Burayı devamlı bir kere feed dediğiniz bir besleme yapmak ve sonra stratejini buna göre geliştirmek. Mesela sen şimdi bana uluslararası ilişkiler dedin. Uluslararası ilişkilerdeki en popüler firmalar ne bilmiyorum. Ama benim zamanımda 90'larda da çok popüler bir daldı bu uluslararası ilişkiler. Yani iştaharlığın en pahalı, yüksek puanlı okuluydu uluslararası ilişkiler. Şimdi bunun eğer bir firması varsa, bununla çalışman yani örnek firmalar. Hatta sen söyle, mesela hangi firmalar bu bağlamda veya hangi pozisyonlar uluslararası ilişkiler tarafında bize potansiyel teşkil ediyor? Örnek verip göstereceğim de o yüzden. Hocam, kamu sektörüne bakıldığında bürokrasi ya da diplomasi alanında, özel sektöre bakıldığında da insan kaynakları uzmanlığından birçok farklı pozisyona kadar uzanan bir yolu var. Yani her alanda etkin, gazetede editör de olabiliriz İstersek ya da herhangi bir şirkette insan kaynakları müdürü olarak da çalışma durumumuz olabiliyor. Çok değişken bir bölüm. Şimdi, tamam. Bunu niye sordum sana? Fırsatı nasıl yaratırız diye bir strateji yapmak için. Şimdi ben senin yerinde olsam birincisi bu firmaların ne olduğunu bir listelim. O search box'a o firmaları çıkartırım. Yani mesela örnek veriyorum şimdi alakalı değil de. Arçelik yazınca oraya sana, o Arçelik'te people'ı tıklarsa Arçelik'teki o people yani insanlar çıkacak.
Şimdi bunlardan kim senin ilgi alanı? Kime kendini göstermen lazım? O kişileri ağıma eklemeye bakarım. Günde sanıyorum 50 tane limitim var. 50 davet gönderme hakkım var. Dolayısıyla birincisi bunu düşünürüm. Bu bir strateji. Sonra hakikaten içinde bağlı olmak istediğin o firmaların o kişileri kimdi? İşte örnek verdim. İşte Ağır Çelik'ten insan kaynaklarında şu WhatsApp mesajı geliyor. Kaldırdım. İşte Neriman Hanım. Neriman Hanım'a bir mesaj attığımızı düşünelim. Neriman Hanım merhaba. Bir süredir firmanız ve firmanızın faaliyetleri çok dikkatimi çekiyor. Ben şu dalda yeni mezun olmuş ama şu eğitimleri de almış birisiyim. Sizinle çok kısa bir süre içerisinde veya sizin müsait olduğunuz bir zamanda yüz yüze de online kendi hikayemi anlatmak isterim. Şimdi bak, bu birde bir tutacak bir şey değil Mihriban'cığım. Ama bununla alakalı 10 olta atarsın, 2 tanesi döner. Dönmek ne demek? Bununla alakalı bir şey çıkar karşına. Aa, çok ilgimi çekti Mihriban. Bir tanışmak isterim. Ya da aa Mihriban şu an için bir şeyimiz yok ama şunu yapmanı tavsiye ederim der. Belki başka bir proses vardır, onu yaparsın. Şimdi bu bir umut avcılığı mı? Hayır değil. Çünkü niye biliyor musun? Bu senin bedava yaptığın bir atılım aslında. Fırsatlar da insanların eline böyle geliyor zaten. Yani hani 70'lerde Yeşilçam'ın yıldızları ya da 60'larda Yeşilçam'ın yıldızları İstiklal Caddesi'nde tipini güzel olanı durdururlarmış. Sen çok yakışıklısın, gel filmde oyna derlermiş. Ya da güzellik yarışmasındaki birincilerden, dergi yarışmasındaki birincilerden, ses dergisinden falan seçiyorlardı. Ama şimdi fırsatını kendin yaratman gerekiyor ve bunun için bir çaba sarf etmen lazım. Şimdi dediğim gibi orada hedefi belirledikten sonra ve burada da şunu, burada şu küskünlüğü de yaşaman lazım. Mesela 50 kişiye davet attın, 5'i döndü. Öyle, yapacak bir şey yok. Yani insanların egosuna bir şey diyemiyorum ben. Ya da işte 5 tanesine mesaj attın, hiçbiri dönmedi. Dönmeyebilir. Ama bu dikkat çekmeyeceğin anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bir de mesajın içeriğine de bakmak lazım. Dolayısıyla bunun bir yolculuk. Şimdi bu adımları böyle ilerlettiğin noktada o fırsat mutlaka karşına çıkıyor Mihriban. Şimdi bu oradan çıkmasın. İşte biraz önce Berke'ninki gibi yaptı. Şimdi mesela Berke'nin profili, yani biz bir, yani bunu onu övmek için giriyor bile, antipatikleşmek istemiyorum ama hakikaten profili öyle bir profil yani. Şimdi öyle bir profille bir yere başvurduğunu düşünelim. Birinin dikkatini çekmek istediğini düşünelim. Hakikaten çeker yani. Yani ve bunu bu çocuk bedavaya yaptı. Tamam, zamanını harcadı ama bedava yaptı yani. Hani içeriye yüklemek bedavaydı. Dolayısıyla profilin yarattıktan sonra ağını genişlet. İlgili alan şirketlerin şirketlerin hesaplarını takip et. Şirkette paylaşılanlara like at. Altına yorum yaz. Bak, bedava. Dikkat çekiyorsun. Sonra da o kişi kim arkadaş? Bu kişinin alımını kim yapıyor? Ya da kiminle tanışmak istiyorsun? O kişiye bir mesaj at. Ya yaptıklarınız gerçekten ilham verici. Sizinle tanışmak ama kendi hikayemi de size anlatmak istiyorum. Eğer o insan zaten doğru insansa seninle tanışır. Şans verir vermez ayrı. Doğru insansa tanışır. Böyle bir mesajla tanışılır çünkü. Ben olsaydım tanışırdım yani. O yüzden dolayısıyla bunu söylerim. Bu dolayısıyla işte senin sorduğun soruya dolaylı bir yanıt veriyor. Yani burada bir potansiyel var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim Mihriman'cığım. Böyle bir datanın aktığı bir yerde sence böyle bir potansiyel yok mu? Önemli olan bu datayı nasıl bence faydalanacağımız. Oldu mu sorunun yanıtı? Çok teşekkür ederim hocam. Ben fazlasıyla aldım cevabımı. Sağ olun. Takıldığın nokta olursa bana yaz. Ama ben en fazla geç dönerim. Dolayısıyla en azından bir yol göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu ilk adımı atmak bazen zor olabiliyor. Sonrasında ama alışıyorsun. Emin ol. Yani o pratikliği geliştiriyorsun. İnan bana. Burada sadece yapmamanı tavsiye ettiğim şey Instagram hesabına verdiğin eğlenceyi buraya verme. Burada hakikaten bir iş olarak, iş farkındalığı olarak buraya bakarak ilerle. Yani şimdi ben Berke'ninkini söylüyorum tekrar. Yani Berke'ninkine baktığım zaman böyle bir, ama Berke'nin Instagram'ını açsam, Berke'nin sosyal hayattaki paylaşımlarıyla ben bir ön yargım oluşmayacak ki bende. Benim yargım burası, yargı noktam burası. Onun zaten o tarafı, onun eğlencesi. Dolayısıyla buraya bakarken rica edeceğim, sertifika, yaptığın projeler ya da içerik tarafı, okuduğun bir rapor var diyelim ya da okuduğun bir uluslararası ilişkiler tarafında kamuoyu etkileyecek önemli bir içerik tüket. Al o içeriği, kafanda bir yoğur, yani yorumla ve ortaya at ve soru sor.
Bakın benim tükettiğim, yani geçtiğimiz hafta incelediğim Harvard Business Review'de böyle bir içerik var. Benim buradan çıkarttığım nokta bu ama siz ne düşünüyorsunuz? Hop ortaya at. Yani anladın mı? İşte bu da senin sana verdiğin, kendine verdiğin değeri oraya yansıtmak açısından bir örnektir. Sorular? Hep aynı kişiler. Çok sağ olun hocam. Rica ederim Mihriban'cığım. Evet, sorusu olan arkadaşlar. Burada arkadaşlar siz kayıt etmediniz mi bunu? Sanki kayıt tuşu, ben kayıt görmüyorum. Eyvah sizin için. Ha yok, MİT'te var da pakete göre. Tamam tamam doğru. Var var. MİT'te var. Var. Google Suite alınca, evet Google Suite paketini alınca var. Yani Gmail'in suite'ini alınca veriyor. Ekran kaydı nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Tamam ya, aldıysan tamam, çok iyi, süper. Tamam. Vallahi benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız yoksa sonlandırabiliriz. Sorunlarınız varsa benim müsaitliğim var. Sizi dinliyorum. Evet, sorusu olan varsa buyursun arkadaşlar. Yoksa... Şöyle algoritma veriyor derken ana sayfama düşen içeriklerden mi bahsediyorsun yoksa? Ha, anladım. O zaman kendi connection'ı kendin yaratacaksın. Search hanesine ne istiyorsun? Yani yazılımcı mı görmek istiyorsun? Search'e her gün kendine 50 tane, yani o algoritmanın sana verdiği, pardon, sistemin sana verdiği bir hedef var. 50 taneydi. Yani 40 ya da 50 ama 50 diye hatırlıyorum. Ben senin yanında olsaydım yani mesela bir aylık bir challenge yap. Bir aylık challenge 1500 davetiye demek. Yani her gün search hanesine işte bir gün Java developer yaz. Bir gün sales manager yaz. Bir gün human resources director yaz. Karşına çıkan ve sana doğru olduğunu düşündüklerin yanında zaten insan ekle tuşu var. Oraya bastığından davet gidiyor. Albert sana çeşitlilik. İngilizcesi diversity. Bu şekilde yapabilirsin. Ama sağ tarafındaki connection tavsiyelerini oradan çektiğini bilmiyordum. Influence yani daha çok takip edilenleri de çekiyor. Evet, o dediğin okulda var ama hani orada yıldız profilde, yani yıldız dediğim şey 100 bin mesela adamın takipçisi var. Onları da gösterebiliyor mesela orada. Yani oradan ziyade kendi pozisyonunu, kendi fırsatını kendin yap, kendi davetini. Search'e gir, search'ten yaz. Diyorum ya, senin orada böyle bir hakkın var. Dolayısıyla oradan onunla ilerlemeni tavsiye ederim. Hocam ben de bir soru sorayım o zaman. Yani anlattıklarınıza bakaraktan kendi alanımın dışında bir alanı takip etmemem gerekli değil mi? Yani hayır. Hayır, olur mu öyle şey? Kesinlikle. Şimdi bak. Yani mesela hani iş ortamı yaratmak için, mesela ben uluslararası ilişkilerciyim. Herhangi bir de bilgisayarlarla alakalı, mesela yazılımla alakalı bir yeri takip etmem gerekir. Yani hayır, eğer kendi alanımda. Tam tersi. Tabii tabii. Şimdi bakın ben mesela şöyle size göstereyim. Şimdi benim ya bunu da bilinçli yapıyorum bu arada. Şuradan göstereyim. Şimdi ben size CRM stratejistiyim dedim. Bir de öğretim görevliliği yapıyorum dedim ama paylaşımlarımda bunu görmüyor ki insanlar. Paylaşımlarımda benim ağırlıklı olarak geliyor mu ekran? Tamam. Şu ekran, yani şey geliyor değil mi? Sunum dosyası geliyor. Tamam. Burada bu arada bir de kitap tavsiyesi vardı size. Kitap tavsiyesi de The Startup of You. Bunun Türkçesi çıktı seninle başlamak diye. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman ve ben Kazan Hoca beraber yazdılar bu kitabı. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani LinkedIn'le alakalı her şeyi öğrenebileceğiniz bir kitap bu arada. Bakın benim mesela bu gördüğünüz her cuma yaptığım sinema programı. Şimdi bunun CRM'le hiçbir alakası yok ki. Ve ben bunu LinkedIn'de veriyorum canlı yayın. Tomorrow platformu üzerinden. Her cuma saat 21'de bir sinema programım var benim.
burada insanlar benim CRM'le alakalı yaptığımı bilmiyorlar bile. Ve işin daha da ilginç boyutu. Bana böyle ulaşıp bir şey sormak isteyenlerin çoğu ya hikaye anlatıcılığını soruyor ya da şeyi soruyor. Ya şu filmi tavsiye ediyor musunuz ya da şunu şöyle bir ya da bir film okuması soruyor. Ben bunlardan para kazandığım bir model değil işin ilginci. Ve ben bunu bilinçli yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu da çok göz yorar. Yani yani ben buyum kardeşim, buyum, bununla gidiyorum. Beni bununla tanı. Ay böyle şey yok. Çok zengin eminim ilgi alanların vardır. Bununla alakalı insanların seni orada görmesi seninle alakalı saygıyı da yükseltir. Ama hadi şu an yani 20'li yaşlarımızı yaşayan şu dönem için bunu şimdilik bir yerde tutalım. Daha çok ana yetkinliklerimiz olarak odaklanalım ama hayata bakış açınız her zaman yani okuduğunuzu tahmin ediyorum yani özellikle 21. yüzyıl yetkinliklerinde zaten şu andaki yetkinlik olarak elinize geçirdiğiniz bu diplomasını aldığınız bu eğitimlerin yarın öbür gün zaten bir şekilde elinizden alınacağını biliyoruz. Ne olacak peki o dönem geldiğinde? Sizin ilgi alanlarınızla beraber onu yorumladığınız başka bir alana geçecek o iş. Dolayısıyla o da sizin kendinize yaptığınız farklı alanlardaki yatırımlar. Yani şimdi mesela Samuel Morse örneğini verelim. Yani adam telgrafı buldu ama adamın ana mesleği ressamlık. Ne yapacağız şimdi? Yani adam ressam baktığımızda ki böyle oluyor genelde yani. Dolayısıyla soruyu sen sorduğun için söylüyorum Mehmetciğim. Şey değil yani kesinlikle farklı alanlar ve farklı alanlarla ilgili oraya da içerik yarat. Yani bu senin mesela dijital okuryazarlık vardır. Gir. Evet. Ya da ne bileyim Excel'i standardın üstünde kullanıyorsundur. Gir. Ve bununla alakalı yazı yaz, içerik yaz, blog tut. Emin ol çok ama çok değerli. Bazı web sitelerinde böyle bir yazı görmüştüm de ben o yüzden sormak istedim. Türkiye'de insanların korkuları var, tamam mı? Yani fazla korkuları var. Yani benim size tavsiyem hani nefret ediyorum tavsiye lafından zaten de şunu çok rahatlıkla söylemek istiyorum. Ne kadar kollarınızın altına o karpuzu alır, karşı tarafa da bunu bir şekilde geçirirseniz bu gerçekten çok değerli oluyor. Şimdi yarın öbür gün bir kurgu programı öğrenirsiniz, kurgu yapmayı öğrenirsiniz. Onu gidin oraya yani. Şimdi yine Berke örneği, şimdi Berke'nin ben orada bir sürü experience'ında halen aktif devam ettiği tarafları gördüm. Medium'dan bu çocuk para kazanmıyor ama Medium blogluğunu da koymuş oraya. Ama bambaşka bir şey yapıyor. Demek ki o zaman içerik de yaratabiliyor bu çocuk, content de üretebiliyor. Böyle bakmak lazım. O yüzden aman diyeyim. Yani sadece Mihriban, şu anda onu çok iyi biliyoruz. Uluslararası ilişkileri biliyor olması demek, onun iletişim kısmını güçlendirmeyecek olması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla evet. İletişim eğitimleri alması, sertifikalarını girmesi, ne bileyim görsel sanatlardan yorumlaması gerekiyor. Bu çok önemli, çok önemli. Çok sağ olun hocam bilgileriniz için. Rica ederim. Her zaman soru yoktur diye tahmin ediyorum herhalde. Evet. Teşekkür ederim ben katılımınız için. Sorunuz yok herhalde değil mi? Çok var. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Bir şeye ihtiyacınız olursa adresiniz belli. Orada bilebilirsiniz her zaman. Çok teşekkürler hocam. İnşallah. Rica ederim. Hepinizin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Önümüzdeki hafta Ramazan bayramı içinde hepinizin ayrı ayrı bayramınızı şimdiden kutluyorum. Biz de sizlerinkini kutlarız hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın ve iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun siz de. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Etkinliği düzenlediğiniz için biz de teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Ne demek?